BTV stüdyolarından tüm izleyenlerimize iyi akşamlar diliyoruz değerli izleyenlerimiz. BTV stüdyolarında Bartın'ın, Batı Karadeniz'in ve Türkiye'nin tüm önemli gelişmeleriyle gündemini takip ederek ekranlarınıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bu akşam önemli bir konuğumuz var değerli izleyenlerimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi ve Bartın Milletvekili, AK Parti Bartın Milletvekili Sayın Yılmaz Tunç stüdyolarımızda kendisiyle ülke gündemini ve yerel gündemi değerlendiriyor olacağız. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş Milletvekilimiz. bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten sizleri özellikle son dönemlerde ulusal kanallarda izlemeye alıştık. Özellikle 4 eski bakanla kurulan komisyon, Yüce Divan kararları ki daha öncesine bakmış olduğumuz zaman da HSK ile ilgili gelişmelerin neredeyse tamamında siz partinizin adına ulusal kanallara demeç veren, ulusal kanallardaki siyasi programlara katılan ve aynı zamanda haber bültenlerine de canlı yayınlarla bağlanan bir isimsiniz. Sizleri bu son dönemde çok sıkça ekranlarda görmeye başladık. Tabii ki mecliste neler olup bitiyor, neler ne şekilde gelişiyor bunları aktarıyorsunuz. Son olarak Kanal D ana haber bültenine bağlanmıştınız geçtiğimiz haftalarda. Bunun yanı sıra CNN Türk gibi, Habertürk gibi, Kanal 24 gibi, Ülke TV gibi birçok kanalda da siyasi programlara katıldınız ve bu akşam da BTV stüdyolarında Bartın ve Batı Karadeniz halkına, özellikle gurbetçilerimizi de hesap edersek dünyanın dört bir yanındaki Bartınlara ve Batı Karadenizlilere neler olup bitiyor Türkiye'de, Bartın'da ve çevresinde bunlardan bahsediyor olacağız sizlerle birlikte. Tabii ki izleyicilerimizden gelen soruları da yanıtlayacağınızı düşünüyoruz. Bu anlamda tüm izleyicilerimize hatırlatmada bulunalım. Sayın Milletvekilimize iletmek istediğiniz sorular varsa cep telefonlarınızın kısa mesaj bölümüne öncelikle Bartın yazıyorsunuz. Ardından bir boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı, görüşünüzü yazıp 3969'a göndermeniz yeterli olacak değerli izleyenlerimiz. Evet, gündem programı yoğun bir gündemle başlıyor. İlk konularımızdan bir tanesi tabii ki 4 eski bakanla ilgili kurulan komisyondu. Bu komisyon hakkında gerek muhalefetin çok eleştirileri olduğu, sizin de çok ciddi çalışmalarınız oldu. Hatta şöyle de ifade edebiliriz. Belki bu komisyon nedeniyle gece gündüz de çalışmak durumunda kaldınız meclis çatısı altında. Bu komisyonun kuruluş aşamasından Yüce Divan'la ilgili gelinen noktaya kadar neler yaşandı? Nasıl kuruldu? Bu da çok merak ediliyor. Çünkü bu kurulan komisyon neye istinaden kuruldu? Buradan başlarsak neler Evet. söylersiniz Sayın Vekil? Öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. BTV bizim memleketimizin kanalı. Gerçekten uydudan yayın yapmış olması da Bartın'ın dünyaya açılan penceresi oluyor. Bu anlamda sizlere çok teşekkür Bizler ediyoruz de davet teşekkür ederiz. ettiğiniz için de. Bizi izleyen tüm hemşerilerimize hem Bartın'dan hem de Bartın dışından, yurt dışından izleyen çok sayıda Bartınlı var ve bölgemizin insanı var. Türkiye'nin her yerinden izleyenler var. Bizi izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Tabii yoğun bir gündem geçirdik. Meclis gündemleri hep yoğun oldu. Yani son 12 yıldır Evet. meclisin yasama sürecine baktığımız zaman çok değişik alanlarda çok sayıda kanuni düzenlemeler yapıldı, mevzuat düzenlemeleri yapıldı. Tabii son Yüce Divan'la ilgili kurulan komisyonla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Tabii 4 eski bakanın oğulları ile ilgili konular gündeme getirildiğinde, tartışmalar başladığında, iddialar Türkiye gündemine oturduğunda muhalefet bu konuyu hep siyasi tartışma vesilesi olarak kullandı o dönemde. Araştırma komisyonu kurulmasını da istemişlerdi mecliste. Ama biz AK Parti'nin 77 milletvekilinin imzasıyla bu iddialar madem dile getiriliyor, o zaman bunun soruşturulması gerekir. Bu iddiaların gerçek olup olmadığını mecliste kurulacak bir soruşturma komisyonuyla ortaya çıkarmak gerekir. Maddi gerçek neyse ortaya çıksın diyen AK Parti milletvekilleriydi. Muhalefet soruşturma önergesi vermek istemiyordu. Muhalefet bu konu sadece siyasi olarak tartışılsın, AK Parti bu konu üzerinden yıpratılsın. Hedeflediği buydu. Tabii biz soruşturma önergesini verince onlar da peşimizden soruşturma önergesi vermek zorunda kaldılar ve AK Parti milletvekillerinin vermiş olduğu soruşturma komisyonu önergesi kabul edildi. Komisyon çalışmalarını belirlenen süre içerisinde tamamladı. Şunun altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Bu meclis
daha doğrusu komisyonun kurulma kararı AK Partili 77 milletvekilinin tabii isteği üzerine kuruldu değil mi? Tabii, sanki tabii. kamuoyunda özellikle muhalefetin hani biz istedik de kuruldu tabii şeklinde bir algı sanki oluştu. Daha sonra özellikle bu üyeler yüzden belirlendi. Üyeler biliyorsunuz bu kurayla belirleniyor. 3 katı isim öneriyor partiler. Bu 3 katı isim arasından AK Parti'ye 9 üye düşüyor. 27 üyeden 9 üye. Diğer CHP'ye 4, MHP'ye 1, BDP'ye 1, HDP şu anda. Evet. Ve 15 kişilik komisyon. Tabii 9 üyenin 9'u da AK Partili üyeler. Göreve başladıklarından komisyonun son aşamasına kadar görevlerini sürdürdüler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise 4 üyesinden 3'ü komisyondan istifa ettiler. İstifa gerekçeleri neydi? Diğer ikisi kendi özel gerekçeleri, işlerinin yoğunluğunu mazeret sundular. Ama komisyonun, CHP'li üyelerin tek savcı kökenli üyesi İstanbul Milletvekili Sayın Ercan Cengiz, komisyon çalışmalarının son aşamasına gelindiğinde istifa etti. Ve istifa ederken de şu açıklamayı yaptı. Dedi ki, ben konuya yargısal bakıyorum. CHP'li üye arkadaşlarım ise konuya yargısal bakmıyorlar. Siyasi açıdan bakıyorlar. Konunun açıklığa kavuşmasını değil de peşinen işte siyasi bir bakış açısıyla konuya baktıkları için ben onlarla anlaşamıyorum. Yöntem farklılığımız var dedi ve komisyondan istifa etti. Komisyondan çekiliyorum dedi. Aslında bu çok önemli. Yani bir Sayın Cengiz'in bir CHP'li milletvekili şunu söylüyor değil mi? Evet. Yani CHP'li komisyonda yer alan üyeler tabii konuya yargısal, yani yargısal dediğimiz hukukun üstünlüğünü göz önüne almış olduğumuzda evet tamamıyla hukuk çerçevesinde bir savcılıktan gelme bir arkadaşımız CHP'li üye konunun savcı gözüyle incelenmesini istiyor. Ama diğer üyeler bu anlayışta değiller. Peşinen hiçbir araştırma, soruşturmaya gerek kalmadan kendileri internet ortamında ya da farklı yerlerden hukuki değeri olmayan bir takım belgelerle hareket ederek bir sonuca varmak istiyorlar. İşte dinlenmesini istedikleri tanıklar, hukuken CMK'ya uygun olmayan bir takım tanıklar vesaire. Tabii bunlardan rahatsız olan savcı kökenli CHP'li üye de bizim yöntem farklılığımız var dedi ve komisyondan çekildi. Tabii biz burada komisyon olarak, soruşturma komisyonu savcının yetkilerine haiz. Yani bakanların soruşturulması, bakanların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı eğer bir soruşturma önergesi verilmiş ve kabul edilmişse kurulan soruşturma komisyonu savcının yerine geçerek bu iddiaları soruşturur. Ve bu anlamda bir savcı yetkisine haizdir komisyon. Ve bu yetkilerle biz çalışmalarımızı sürdürdük. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen belgeler vardı. Soruşturma önergesindeki her bir iddianın gerçek olup olmadığını araştırdık. Ve tanıklar dinlendi, alt komisyon oluşturuldu. Bilirkişi raporları geldi, savcılıkların kararları geldi, mahkemelerin kararları geldi. Ve hepsini değerlendirdiğimizde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında 2012'den itibaren devam eden ve daha sonra takipsizlik kararı verilen dosyada soruşturmanın başlangıcından itibaren çok sayıda hukuksuzluk tespit ettik. Orada dinleme kararlarındaki geriye dönük dinlemeler, ileriye dönük dinlemeler, işte usulsüz dinleme kararları, işte e-posta şifresinin kırılarak girilmesi vesaire birçok hukuka aykırılık tespit ettik. Tabii bu hukuka aykırılıklar çok önemliydi ve çok sayıdaydı. Yani bir ceza soruşturmasında bu kadar hukuka aykırı delilin bir arada olması insanın aklına şunu getiriyor. Ya burada bir ceza soruşturmasından ziyade hükümete karşı bir siyasi girişim, bir darbe girişiminin olduğunu gösteriyor. Yani 17 Aralık ve 25 Aralık soruşturmalarının hangi çerçeveden bakarsanız bakın her tarafı bir hukuken sakat delillerle dolu ve daha sonra maddi gerçeğin yani bu soruşturma önergesinde iddia edilen, isnat edilen fiillerin gerçekleşip gerçekleşmediğini tek tek inceledik ve hangi gerekçeyle gerçek olmadığını komisyon raporumuzda ve kararımızda açıkladık. Daha sonra da mecliste oylamaları yapıldı
ve mecliste Evet. Yüce Divan'a sevk etmeme kararı yönünde olduğu için raporumuz önergeler verildi Yüce Divan'a sevke ilişkin. Bunların oylaması 276'yı bulmadığı için salt çoğunluk gerekiyor burada. Reddedilmiş oldu ve Yüce Divan kararı çıkmamış oldu. Zaten komisyonun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde de şunu anlıyorum. Yüce Divan'a gitmelerine gerek yoktu. Doğru mudur? Şimdi şöyle, o iddiaların 4 eski bakanla ilgili iddiaların birçoğu, hatta tamamına yakını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulmuş iddialardı. Yani ve bu kararlar, savcılık kararları, takipsizlik kararları mahkemelerin de suç ceza hakimliğin de denetiminden geçmiş ve kesinleşmiş kararlar. Biz buna rağmen, yani birincil mahkeme dediğimiz yerelde bu iş kapandığı halde biz soruşturma komisyonu olarak soruşturma önergesiyle bağlıyız dedik ve konuyu biz de inceledik. O takipsizlik kararları, o takipsizlik kararlarının içerisindeki bilirkişi raporları tabii bize yol gösterici oldu. Tabii soruşturma komisyonundan hukuka aykırı delillere dayanarak karar verilmesini kimse bekleyemez. Biz hukuki belgelere dayanıyoruz. AK Partili 9 üyede hukukçu, başkanımız savcı kökenli, Kastamonu milletvekilimiz Sayın Hakkı Köylü, Türkiye'nin büyük şehirlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış ve ceza yargılamasında tecrübeli bir başkanımızdı. 9 üye, 9 hukukçu arkadaş, biz hukuki belgelere göre karar verdik. Ancak muhalefete mensup arkadaşlara baktığımız zaman, işte hukuki değeri olmayan, internetten montaj olup olmadığı belli olmayan bir takım belgelerle hareket ederek peşinen gönderilmeli şeklinde ta komisyonun başından itibaren bir görüşleri vardı. Yani komisyonun daha ilk toplantısında gönderilmeli dedikten sonra o soruşturma komisyonunun onlar açısından bir anlamı yoktu. Çünkü soruşturma niyeti yok onlarda. Zaten peşinen gönderilmeli diyor. Şuna Hatta komisyon kararını açıkladıktan sonra daha gerekçelerini açıklamadan ana muhalefet partisi lideri grup toplantısında niye böyle karar verildi diyerek AK Partili üyelere hakaretler etti. Tabii bununla ilgili dava haklarımızı kullanıyoruz biz. Yasal haklarımızı kullanacağız. Çok çirkin ifadelerle hakaretler etti. Daha sen komisyonun gerekçeli kararını görmedin ki. Görmeden neye göre hakaret ediyorsun? Gerekçeli kararı görmeden eğer tepki gösteriyorsanız o zaman demek ki siz peşin hükümlüsünüz. Soruşturmanın gizliliği kuralını ihlal ettiler. Dışarıya sızdırdıkları belgeleri şekilde yansıtmaya çalıştılar. İşte adli tıbbın montaj değilmiş raporu var dediler. Halbuki öyle değil. Adli tıbbın raporu o ses kaydındaki cümlelerle tapedeki cümlenin örtüşüp örtüşmediği ile ilgili. O sesin montaj mı değil mi olduğuna ilişkin değil. Ama bunun sanki bir montaj değildir şeklinde yansıtmaya çalıştılar. Yani o süreç içerisinde komisyonun çalışmalarını, komisyonun gizliliği kuralını vesaire bunların hepsini ihlal etti muhalefete mensup üyeler. Biz ise hukuk çerçevesinde araştırmalarımızı, soruşturmamızı yaptık ve kararımızı da tamamen hukuk çerçevesinde kalarak verdik. Savcılıkların takipsizlik kararları da var. O isnat edilen suçlamaların gerçekleşmediğine ilişkin her bir iddia ile ilgili, neden gerçekleşmediğine ile ilgili gerekçelerimiz de orada var. Şunu merak ediyorum, özellikle kamuoyu adına bu soruyu soruyorum. Yüce Divan'a gönderilmiş olsalardı ne değişirdi? Şimdi Yüce Divan'a gönderilip Yüce Divan'a gönderildikten sonra sonuç ne olurduyu bizim komisyon olarak göz önünde bulundurmamız bir kere doğru değil. Biz o soruşturma önergesinde ki fiil gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi? Ne diyor? İşte bir bakan hakkında bir iddiada bulunuyor. Diyor ki işte şu şahsın şirketine İran'a ihracat yaparken altın ihracatı yaparken Halk Bankası nezdinde kolaylık sağladığı diyor. Biz şimdi burada neye bakacağız? Halk Bankası'ndan belgeler istedik. Dedik ki siz bu ihracat işlemlerinde hangi kurallara uyuyorsunuz? Yani iddialar Komisyon gerçek mi, değil mi? Bunları indirimlerini hangi oranlarda yapıyorsunuz? Şimdi Halk Bankası Teftiş Kurulu raporu, bilirkişi raporu bize geldi. Dedi ki biz şu aralıklarla komisyon indirimleri yapıyoruz.
mevzuatımız bunu gerektiriyor. Bakın o bahsettiğiniz şirkete yaptığımız oran gibi başka bir şirkete de yaptık. Dolayısıyla burada bir suç yok ve bakanın da onunla ilişkilendirilebilecek bir şey yok, fiili yok. Dolayısıyla burada bizim o suçtan dolayı o eski bakanı suçlamamız mümkün değil. Bunun gibi işte Gana'dan gelen İstanbul'da yakıt ikmali yapıp Dubai'ye gidecek altın yüklü uçak. Diyorlar ki işte İstanbul'da uçak havalanına iniyor yakıt ikmali için. İhbar geliyor. Burada bir altın kaçakçılığı var deniyor. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı 2012'de el koyuyor olaya. Soruşturma yapıyor rüşvet kaçakçılıktan dolayı. Var mı bir şey? Yok. Yok diyor ve araştırıyor, soruşturuyor savcılık. Ha, orada olmadığı halde bu konu gündeme getiriliyor tekrar. Sanki bununla ilgili bakanlar devreye girdi de uçak işte İstanbul'dan Dubai'ye tekrar kalkış yaptı şeklinde. Halbuki burada savcılığın bu iddialarla ilgili 2012'de başlayıp 2013'te bitirdiği bir soruşturma var. Verdiği bir kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin takipsizlik kararı var. Şimdi bu kararlar elbette ki hukuki değeri olan kararlar. Ama bakıyoruz muhalefetin elinde tamamen internet ortamında yazılıp çizilen, montaj olup olmadığı belli olmayan, çoğu montaj olan bir takım belgelerle hareket ediyorlar. Ama biz hukuk çerçevesinde savcılık kararları, bilirkişi raporları, o dosyaların her birinde de ayrı ayrı bilirkişi raporları var. Bu soruşturmaya yani bu iddialara dayanak yapılan MASAK raporlarını inceledik. Burada bir suç unsuru yoktur diyor MASAK raporu. Ama o raporu soruşturmaya esas alarak telefon dinlemesine başlanıyor. Halbuki o rapor suç yok diyor ama siz telefon dinlemesine başlıyorsunuz. Yani telefon dinlemesine başlayabilmek için başkaca bir delil elde etme imkanı olmaması lazım. Burada telefon dinlemeleri yapılırken de dinlemesi yasak olan kişiler de dinleniyor, karı kocalar da dinleniyor, yani baba oğul hepsi dinleniyor. Bu anlamda o dosyalara baktığımız zaman her tarafı hukuksuzluk dolu dosyalar, hukuka aykırı delillerle dolu. Anayasamız 38. madde hukuka aykırı delillerle karar veremezsiniz diyor. Yine ceza mahkemesi kanunumuzun 217. maddesi hukuka aykırı delille suç ispat edilemez diyor. Bütün bu hükümler ortada. Yani siz soruşturma komisyonundan hukuka aykırı delillerle karar vermeyi bekleyemezsiniz ki. Biz kararımızı hukuki belgelere dayandırdık. Cumhuriyet savcılıklarının soruşturmalarındaki belgelere dayandırdık. Onların takipsizlik kararları da tabii ki bizim karar vermemizde etken olan hususlardan birisi. Ama sadece onlar değil, biz de kendi delil araştırmamızı, tanık dinlemelerimizi hepsini yaptık ve bu şekilde kararımızı verdik. Hı. İnternet sitesinde, meclisin internet sitesinde soruşturma komisyonunun raporu var. Girdikleri zaman, orada 200 sayfayı okudukları zaman, orada bakanlara atfedilen fiillerin neden gerçekleşmediği, hangi gerekçelerle Yüce Divan'a sevk edilmemesi gerektiğini tüm kamuoyu zaten görebilir. Ama yani muhalefetin öne sürdüğü, o internet ortamında yaymaya çalıştığı belgelerin hiçbir hukuki geçerliliği yok. Onlar evet, tamamen bir takım yerlerden oluşturulan belgeler. Türkiye'nin tartıştığı konular arasında son dönemlerde gündem olan bir de başkanlık sistemi söz konusu. Geçtiğimiz akşamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda açıklamalar yaptılar Sayın Erdoğan. Özellikle ulusal kanallarda yine gazetecilerinde, birçok gazetecilerinde sorularını yanıtladılar. Ve başkanlık sistemine ilişkin aslında tereddütlere de bir soruyla yanıt verdi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan. Yani şu örneği aslında çok net bir şekilde verdi. O programları da ciddi şekilde takip ettiğim için bunu ifade ediyorum. Yani başkanlık sistemi işte Türkiye'de padişahlık sistemi getirecek yok şeklinde sorular kamuoyunda gündeme getiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu sorulara şu soruyla yanıt verdi. Bugün Amerika'da, Brezilya'da, Meksika'da padişahlık sistemi mi var dedi. Çünkü o ülkeler bugün başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler. Siz
Neler söyleyeceksiniz Şimdi bu konuda? muhalefet her konuyu olduğu gibi bu konuyu da çarpıtıyor. Yani başkanlık sisteminin sanki bir diktatörlük sistemi olduğunu vatandaşlarımıza aktarmaya çalışıyor. Başkan her 5 yılda bir seçime girecek. Halkın oylarıyla seçilecek. Dolayısıyla milletvekilleri her 5 yılda bir seçime girecek. Her 4 yılda bir. Başkan 5 yılda bir, milletvekilleri 4 yılda bir. Bakanlar parlamento dışından atanabilecek. Yani burada yürütme, yasama ayrımı daha belirgin. Yani parlamenter sistem demokratiktir, başkanlık sistemi antidemokratiktir diye bir şey yok. Ya burada başkanlık sistemi daha da demokrasiye uygundur. Yani yasama, yürütme, yargı ayrımının daha belirgin olmasını istemiyor muyuz? İstiyoruz. O zaman yürütme, bakanlar dışarıdan atanabilecek, parlamento daha yürütmeden bağımsız olabilecek ve başkan halkın oylarıyla 5 yılda bir seçilecek başkanlık sisteminde. Tabi anayasa 5 yıl derse 5 yıl. O sisteme geçildiğinde kaç yıl öngörülüyorsa o. Şu anda Cumhurbaşkanımız 5 artı 5 iki dönem seçilebildiği için onu o şekilde söylüyorum. Yani başkan halkın en fazla oyunu alan başkan olacak. Dolayısıyla burada bir koalisyon durumu olmayacak. Biliyorsunuz koalisyonlarla ülkemiz çok zaman kaybetti. Özellikle rahmetli Özal'dan sonra 90'lı yıllar boyunca AK Parti'ye kadar Türkiye ta 89'dan 2002'ye kadar hep koalisyonlarla zaman kaybettik. O dönemler bankaların battığı dönemler oldu. Ekonomik krizler yaşadık çok sayıda. Terör azdı o dönemlerde. Yani siyasi istikrarsızlıklar maalesef bize zaman kaybettirdi. Başkanlık sisteminde siyasi istikrarsızlık diye bir şey yok. Orada koalisyon yok. En fazla oyu alan başkan oluyor. Şimdi bizim ülkemizde 10 Ağustos 2014 tarihi itibariyle yeni bir dönem başladı. Nedir o yeni dönem? Cumhurbaşkanımız ilk kez halk tarafından seçildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Hatta ta geçmiş 2000 yıllık Türk tarihine de baktığımız zaman devlet başkanlarının halk tarafından seçildiği bir sistem bugüne kadar olmamıştı. 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimle birlikte Cumhurbaşkanını halk seçmiş oldu. Dolayısıyla halkın seçtiği bir devlet başkanı, bir cumhurbaşkanı var. Halkın seçtiği bir de başbakanımız var. Yani halkın seçtiği başbakan ve halkın seçtiği cumhurbaşkanı yani devlet başkanı olan sistemler aslında yarı başkanlık sistemleridir. Şu anda Türkiye seçim sistemi açısından baktığımız zaman yarı başkanlık sistemine adım atmış durumda. Anayasamızda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkilere baktığımız zaman işte Bakanlar Kurulu'nun toplamasından tutun da birçok yürütmeyle ilişkili görevleri var. Bu görevleri de dikkate aldığımızda yani anayasada Cumhurbaşkanı'na yürütmeyle ilgili bu çok çok sayıda yetki verilmiş olması, görev verilmiş olması da yarı başkanlık sistemini hem anayasal açıdan hem hukuki açıdan hem de şu andaki fiili durum açısından sanki Türkiye'nin bir yarı başkanlık sisteminde gittiğini gösteriyor. Nasıl Fransa'da aynı şekilde hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan orada da halk tarafından seçiliyor. Portekiz'de de öyle, Rusya'da da öyle. Devlet başkanı ile başbakan halk tarafından seçiliyor. Oralar yarı başkanlık sistemi şu anda. Türkiye'de aynı şu anda aslında. Biz belki zihnen alışamadık ama bizim sistemimiz artık yarı başkanlık diyebiliriz. Tabi anayasada bazı değişiklikler daha yapılması gerekebilir. Ama asıl hedef başkanlık sistemi. Başkanlık sisteminin çok faydaları var. Yani bir kere siyasi istikrar açısından faydası var. Yasama, yürütme, yargı bağımsızlığı açısından faydaları var. Birbirinden bağımsızlığı açısından. Daha güçlü meclis yapısı olur. Yürütme daha rahat hareket eder ve ülkenin gelişmesi, kalkınması daha hızlı olur. Amerika Birleşik Devletleri'nde diktatörlük var diyebiliyor muyuz şu anda? Orada da her 5 yılda bir seçim oluyor ve başkan değişiyor. Dolayısıyla başkanlık sistemi demek tek adam yönetimi demek değildir. Orada da parlamento olacak, milletvekilleri seçilecek. Orada başkan ayrıca halk tarafından seçilip
bakanlar da dışarıdan atanabilecek. Yani böyle bir sistem Türkiye'ye uygun bir sistemdir, ülkemize. Halkımızın lider demokrasi dediğimiz işte lidere oy verir şeklindeki geçmiş siyasi tecrübeye de baktığımız zaman bizim milletimize de uygun, halkımıza, Türkiye'ye uygun bir sistem ve 2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini daha çabuk yakalayabileceğimiz bir sistemdir başkanlık sistemi. Biz başkanlık sistemini o nedenle savunuyoruz. Sadece başbakanımız ya da cumhurbaşkanımız bu sistemi savunmadı bugüne kadar. Geçmişte rahmetli Özal da başkanlık sistemi üzerinde çok durdu. Türkiye'nin çağ atlaması için başkanlık sistemine geçmek gerekir diye rahmetli Özal'ın çok gayretleri oldu, demeçleri oldu ama tabii ömrü vefa etmedi. Ama bu dönemde bundan sonra artık halkın seçtiği cumhurbaşkanıyla halkın seçtiği bir başbakanın olduğu bir ortamda ikisinin uyum içerisinde çalışabilmesi ve icraatların daha hızlı olması ve Türkiye'nin lider ülke olabilmesi için böyle bir sisteme geçilmesinde büyük fayda var. Evet. Devam edelim. Hem ülke gündemini çok ilgilendiriyor hem de Batı Karadeniz bölgesi için hayati bir öneme sahip TTK'nın kapatılıp kapatılmayacağı ya da bir anlamda özelleştirilip özelleştirilmeyeceği. Geçtiğimiz günlerde Sayın Enerji Bakanımız Taner Yıldız'ın bazı açıklamaları oldu ki bu açıklamalar yine kamuoyunda TTK tamamıyla kademe kademe kapatılacak şeklinde bir algı yarattı. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Sayın Rıza Yalçınkaya da Meclis Genel Kurulu'nda söz alarak daha önce de TTK'nın kapatılma girişimleri olduğunu, daha önceki hükümetler tarafından bu tür girişimlerin olduğunu ama hiç kimsenin buna ömrünün yetmediğini ve AK Parti hükümeti içinde bu şekilde bir ifade kullandı, ömrünüz yetmez şeklinde. Bugün Bartın'da ve çevre illerde de tüm yerel basın bu haberlerle aslında gündemini oluşturdu. Nedir durum? Siz takip ettiniz evet. O konuşmaları. TTK kapanacak mı? Çünkü madenler Bartın için hayati bir önem taşıyor. Sadece Bartın için mi elbette değil. Keza Zonguldak için de çok önemli hayati bir önem taşıyor. Sayın Enerji Bakanımız TTK kapatılacak demedi. Hı hı. Yani bu maalesef çarpıtıldı. Sayın Enerji Bakanımız TTK'nın yıllarca zarar ettiğini söyledi. Evet. Yani sadece bizim dönemimizde zarar etmeye başlamadı TTK. TTK 2002'de biz devraldığımızda zaten 300-400 milyon yılda zarar eden bir kurum halindeydi. Bunu herkes biliyor. TTK'da çalışanlar da biliyor. TTK'nın kapatılacağına yönelik bir beyanı olmadı. Zarar ettiğini söyledi. Yılda evet. 500-600 milyon lira biz hazineden TTK'ya destek veriyoruz dedi. Bu anlamda modernizasyona geçilmesi, işte özel sektöründe kömür çıkarma faaliyetlerinin desteklenerek bu havzada kömür madenciliğinin enerji sektörüne destek verebilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Burada özel sektörün de devreye sokulması demek TTK'nın kapatılacağı anlamına gelmez. Bizim 1,5 milyon 1,5 milyarlık milyar tonluk rezervimiz var. Türkiye taş kömürü rezervi. Bunun 450-500 milyon tonu Amasra havzasında. Yani bizim ilimizde. Evet. Biz Amasra'da ne yapıyoruz? Bir taraftan özel sektör, bir taraftan TTK. Enerji Bakanımız yılbaşında Amasra'da geçirdi. Davet ettik. Sağ olsun bizleri kırmadı. Madencilerimizle -250-300 kodunda birlikte yılbaşı gecesini işçilerle beraber geçirdik. Onlarla sohbet ettik. Orada işçilerin soruları oldu. Çalışma saatleriyle ilgili gündeme getirdikleri hususlar oldu. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanlık döneminde TTK işçilerinin çalışma saatlerinin fazla olduğunu ve 36 saate indirilmesi gerektiğini, indireceğimizi söylemişti. Şimdi orada işçilerimizin talepleri oldu. Haftada 2 gün tatil yapmak istiyoruz dediler. Bu anlamda bizim yasal düzenlemelerimiz meclis gündemine getirdik. Bizzat ben de bu konuda söz alarak bunu ifade etmiştim. Ve komisyonda da haftada 2 gün tatil kabul edildi. Günlük çalışma saati 7,5 saat şeklinde. Ve bu şekilde çalışma şartlarını da düzenliyoruz. Enerji Bakanımız
İşçilerle yaptığı sohbette de, daha sonra basına yaptığı açıklamada da Amasra'da TTK'nın kapatılacağını söylemedi. Buralarda modernizasyona geçileceğini, hem özel sektörün bir taraftan, nasıl şu anda Amasra'da hazırlık süreci devam ediyor. Evet. Üç tane kuyu açıldı, galeriler birbirine bağlanıyor ve üretime geçildiğinde çok büyük bir istihdam kapısı olacak orası. Hem özel sektör, diğer taraftan da TTK. TTK'da da biz ne yapıyoruz? Şu anda üretimde modernizasyona geçiyoruz. Amasra pilot müessese seçildi. TTK Zonguldak TTK kurumunun 6 müessesesi var. Birisi de Amasra müessesesi. Evet. Amasra müessesesini Enerji Bakanlığı pilot bölge seçti ve üretimde modernizasyona başladık. Sayın Bakanımız da o modernizasyonun yapıldığı mekanize ayakları gezdik ve üretimin ne kadar mekanizasyonla arttığını gördük orada. Şimdi orada yaptığımız yatırım 17 trilyonluk bir yatırım. Bu seneki şeyde de yatırım programında da 2015 yılı yatırım programında da Amasra'da 27.6 milyon lira yani 27.5 trilyon lira biz modernizasyona kaynak aktarıyoruz. Yani orada bu mekanize sistemler devam edecek. Üretimi artırmaya devam edeceğiz. Şimdi bunun ikinci aşaması Karadon ve Gelik müesseselerinde başlıyor. Oralarında ihaleleri yapıldı. Nisan ayı gibi herhalde orada da sonuçlanacak. Ve TTK da bir taraftan artık çağa uyduracak kendini. Yani bu sistemle, emek yoğun sistemle kömür çıkarmaya devam ettiğiniz müddetçe Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun zararı artmaya devam eder ve üretimde düşük olur. Ama bundan kurtuluşun yolu üretimde modernizasyon. Büyük ülkeler nasıl yapmışsa bunu, madenciliği bilenler nasıl yapmışsa biz de o sisteme geçmemiz lazım. Amasra'da bunun örneğini biz Sayın Bakanımızla yerin altında gördük. Şimdi buna daha da fazla kaynak aktarıyoruz. 60 milyonluk bir proje bu. 60 milyonluk projeyi biz Amasra'da uygulamaya çalışıyoruz. Yani devlet oraya modernizasyon için yatırım yaparken kapatılıyor yaygaraları tamamen önümüzdeki seçimlere yönelik bir propaganda. Buradan ben sesleniyorum. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda çalışan işçilerimiz müşteri olsun. AK Parti hükümetinin buraları Türkiye Taş Kömürü'nü kapatacak diye bir açıklaması bugüne kadar olmadı. Ama muhalefet maalesef bu konuyu her seçim döneminde seçime 3-5 ay kala TTK kapatılacak diye manşetler attırır. Hatırlıyor musunuz 2011 seçimlerinde? Yine seçime 3 ay kala TTK kapanacak demişlerdi. 2007'de ben ilk aday olduğumda Amasra'ya gittiğimde sayın vekilim siz buraları kapatacak mısınız dedi işçiler. Ya nereden çıkarıyorsunuz böyle bir açıklama yok. Ama maalesef muhalefet CHP'si MHP'si oralara gittiklerinde o işçilerimizin oylarını alabilmek için, onları etkileyebilmek için çok sayıda TTK emeklisi var. TTK dediği zaman oradan emekli olmuş vatandaşlarımız, büyüklerimiz tabii ki o kurumların kapatılmasından rahatsız olurlar. Dolayısıyla bunu bildikleri için muhalefet TTK kapatılacak, işte Amasra kapatılacak diye bugün başlık attırmışlar. Bunların hiçbirisi doğru değil. TTK'nın kapanması diye bir şey söz konusu değil. Özel sektör bir taraftan, kamu sektörü diğer taraftan modernizasyonu sağlayarak üretimlerine devam edecek. Evet, her seçim döneminde bu tür iddiaların ortaya atıldığını ifade ettiniz. Dün de Muhalefet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin eski il başkanı Sayın Sezai Bilgin'in bir takım açıklamaları oldu. O da sizin ifadelerinizin belki de bir aynada tam ters haliydi. Şu şekilde bir açıklama yaptı kendisi. Hükümet Partisi'nin 2002 yılından bu yana her seçim döneminin öncesinde TTK'ya işte şu kadar binli rakamlar geçiyor tabii. Net olarak hatırlayamıyorum ama şu kadar işçi alınacak şeklinde açıklamaları olduğunu ama her seçim döneminden sonra da bu şekilde bir işçi alımının gerçekleşmediğini söyledi. Bu konu hakkında ne söylüyorsunuz? Şimdi şöyle, biz her seçim döneminde işçi alacağız şeklinde böyle vaatlerde bulunmuyoruz. İşçi alımı gerektiği zaman da işçi alıyoruz. En son 20 işçi aldık Amasra'ya biz geçen ay. 20 işçi alındı. Yani alınmaya devam ediyor peyderpey. Daha da ihtiyacımız var. Şu anda Amasra'da 200 işçiye ihtiyacımız var. Biz bunu Enerji Bakanımıza da ilettik. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Zonguldak'a da biz Bartın'dan işçi gönderiyoruz. Yani bizim dönemimizde
Yaklaşık 1000 civarında işçi de Zonguldak'ta işe girdi. Amasra'da bir anda 200 işçi almıştık. 2009 girişliler, 200 işçi işe başlamıştı. Tabi emekli olanlar var, yerine ihtiyaç var. Bunları peyderpey alıyoruz. Yani eski il başkanının beyanatlarını ben burada düzeltecek durumda değilim. Yani onun 2011 seçimlerinde neler söylediğini halkımız çok iyi biliyor. 2011'de de milletvekili adayı değil miydi kendisi? Evet. Sezai Bilgin 2011'de de milletvekili adayıydı. Ne oldu? 2011'de halkın huzuruna çıktı. Her türlü iftirayı, karalamayı yaptı. Vatandaşımız siyasetçiden karalama beklemiyor. Kendi projeni anlatacaksın. Varsa bir projen, bunu halka sunacaksın. Eğer bir hakaret siyaseti, sert bir söylem, agresif bir yapıda olursanız vatandaş sandıkta cevabını veriyor. O arkadaş da hep agresif yapısıyla tanınır zaten Bartın'da. Öyle bir siyaset anlayışı vardır. Onun şeyi o. Ama 2011'deki seçimlerde bu söylemlerle halkın huzuruna çıktı, etkilemeye çalıştı. Ve MHP'nin 25 bin oyu 18 bine düştü. 25 binden 18 bine düşürdü kendi partisinin oyunu. Ha şimdi tekrar aday olacakmış ya da olmayacakmış, o bizi ilgilendirmez. Biz kendi yapacağımız işlere bakıyoruz. Muhalefet demek her şeye karşı çıkmak demek değildir. İktidarın yaptığı iyi şeylere de iyi diyebilmektir. Bartın'da yaptığımız güzel işleri maalesef bir takım şeylerle karalamaya çalışan bir muhalefet anlayışını görüyoruz. Mesela Kozcağız Barajı. Bartın için nedir? Hayati bir önemdedir, değil mi? Evet, gerçekten. Kirazlı Köprü Barajı da öyle, Kışla Barajı da öyle. Çünkü Bartın sel tehdidi altında bir ilimizdir. 98'de biz bunu yaşadık. Bir daha yaşamak istemiyoruz. Ve 3 barajın temelini birden attık. Kirazlı Köprü Barajı daha önce başlamıştı ama yanlış bir projeyle başlamıştı. Barajın gövde tipini değiştirdik, projesini değiştirdik. Oradan geçen yolun tünelli sisteme geçtik. DSE'yi üstlenmişti, karayollarına devrettik ve orada da proje değişikliklerini yaparak yeniden ihalesini yaptık. İkmal ihalesinden sonra şimdi tekrar orayı da hızlandırdık. Ayrıca yıllardır konuşulan Kozcağız Barajı'nı da başlattık. Kışla Barajı'nı da başlattık. Şimdi Kozcağız Barajı'nda CHP ve MHP öncülük yaparak oradaki köylü vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışıyor. Ve baraj inşaatını durdurmaya çalışıyor. Neymiş? İşte kamulaştırma bedelleri size ödenmeyecek şeklinde halkı yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar. Devlette kimsenin alacağı kalmaz. Bakın o baraj inşaatı yeni başladı. Kamulaştırma işlemleri de beraberinde devam edecek. Yani orada su tutulmaya başlayıncaya kadar bu işlemlerin tamamı bitmiş olacak ve inşaat devam ederken peyderpey kamulaştırma işleri de yapılarak vatandaşa paraları ödenecek. Bakıyoruz. En önde CHP milletvekili, işte MHP'nin İl Genel Meclis üyesi orada yürüyüş yaparak o dev yatırımı, 100 trilyonu aşan yatırımı ve Bartın'ı selden kurtaracak, tarımsal sulamayı sağlayacak bu büyük yatırımı acaba gölgeleyebilir miyiz diyorlar. Evet. Ama gölgeleyemezler. Vatandaş neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Yani MHP il başkanından bahsettiniz. MHP, biz iktidarı MHP'den devraldık. Öyle değil mi? Bir hatırlayalım. 2002'ye kadar MHP iktidardı. Daha öncesinde SHP, CHP olarak iktidardaydı. En son koalisyondan devraldık. MHP koalisyonun bir ortağıydı. Bakın o günkü ben yerel basından çıkardım şeyi. O gün gazeteler MHP döneminde, Bartın'da gazeteler hangi manşetleri atmış? Bunları çıkardım. Üşenmedim. Gittim gazetelerin arşivine. Bak 12 Temmuz 2002 tarihli gazete. İktidarda MHP, DSP, ANAP koalisyonu. Hatta ANAP'ın da bakanı da vardı değil mi burada? Evet. O dönemde bakın. Somaklı eski rahmetli eski ticaret ve sanayi odamızın başkanı. Gücümüz kalmadı diyor bak. Gücümüz kalmadı. Ne diyor açıklamasında? Hükümetin tutumsuz davranışları ve ekonominin çıkmaz sokakta kalması Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Somaklı'ya isyan ettirdi. Odasına bağlı bulunan üyelerin zor günler geçirdiğini söyleyen Başkan Erdoğan Somaklı,
isyan bayraklarını çekti. Uzun zamandır esnafın ekonomik kriz nedeniyle can çekiştiğini ve işsizlik ordusunun büyüdüğüne de değinen Somaklı, can çekişen esnafların kepenk indirip ticaret hayatına son verdiğini belirtti. AK Parti'den önce MHP'nin iktidarda olduğu bir dönem. Devam ediyor. Diyor ki, siyasetin, hükümetin vatandaş nezdinde güven kaybına uğradığını belirten Erdoğan Somaklı, üretime geçilmesi gerektiğini belirterek, ki organize sanayi bomboş o dönemde, hiç kimse fabrika kuracak dermanı yok, teşvik yok, bir şey yok. AK Parti geldikten sonra organize sanayi bölgesi doldu. Ve şimdi yetmiyor, yeni genişleme alanı, 1200 dönümü genişletiyoruz. Ne diyor? Üretime geçilmesi gerektiğini belirterek ekonominin refah düzeye kavuşturulabilmesi için çalışılması gerektiğini savundu. Şu anda oluşturulan tablodan memnun kalmadıklarına da değinen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Samaklı, artık dayanacak gücümüz kalmadı dedi. Evet. Bu bizden önceki iktidarların Bartın'daki manzarası. Ne diyor? Bakın, bunlar işte köylere giderler, çiftçiye işte bu hükümet destek vermiyor, tarıma destek vermiyor derler ama biz tarıma 54 trilyon hibe verdik Bartın'da ve vermeye devam ediyoruz. Son fındık desteklemeleriyle şu anda belki 70 trilyonu geçmiştir. Son rakam elimde yok ama en son 54 trilyondu. Bakın, o dönemde 2002'deki başlık, çiftçiler artık tohumları tane ile alıyor. Çiftçilerin ekonomik kriz nedeniyle artık tohumları paket ve kilo yerine tane ile satın almayı tercih ettiği bildirildi. İşte yine emekliden bahsederler. Derler ki işte emekli yoğun bir şehirdeyiz biz. Bartın vilayet olarak emekli sayısı fazla olan, en fazla olan illerimizden. Zonguldak'tan sonra ikinci sıradayız. Emekli için başlık, çile emeklim çile. AK Parti'den önce bu. Yine aynı şekilde emekli dertli. 5 Ağustos 2002. Görüyorsunuz. Yine şimdi diyorlar ya işte emekliye az zam verildi. Bakın buradaki haber. 13 Eylül 2002 MHP, DSP, ANAP koalisyonu. SSK emeklilerine enflasyon zammı. Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan emekli, dul, yetim aylığı alanların aylıklarına %2,2 zam yapıldı. En düşük aylık 234 milyon oldu diyor. Biz 2002'de 234 milyondan devraldık. Şu anda en düşük emekli 1000 lira alıyor. Biz Türkiye'yi 4 kat büyüttük. İşte en düşük emekli maaşını da 4 kat büyütmüş olduk. Bizim hedefimiz 4 katta kalmak mı? Önümüzdeki 8 yılda 4 kat daha büyütmek. Ama muhalefetin böyle bir hedefi yok. Onun için önümüzdeki 8 yılda 4 kat daha Türkiye'yi büyüteceğiz ve bugünkü emekli maaşını 4 kat daha artıracağız. Biz hedef koyuyoruz önümüze. Ama onlar işte emekliyi bu şekilde perişan etmişler. Yine ne diyor? 2002 MHP iktidarda, Bartın'da gazeteler ne diyor? İşsizler ordusu büyüyor. Gençler duysun. Gençlerimiz. Bakın, biz gençlerimize seçme hakkını 20'den 18'e düşürdük. Şimdi diyoruz ki gençlerimize seçme hakkını da 18'e düşürelim, 25'ten. Ama MHP'li bir milletvekili iki tane genci basın toplantısı yaptı, yanına aldı. Dedi ki ya bu gençler mi dedi milletvekili seçilecek? Bu şekilde gençleri aşağılayan bir siyasi anlayış maalesef. Bakın, işsizler ordusu büyüyor. Ne diyor? Türkiye İş Kurumu, Türkiye İş Bulma Kurumu'ydu o zaman adı. Türkiye İş Bulma Kurumu, Bartın İl Müdürlüğü'nde 15.981 kişi iş sırası bekliyor diyor 2002'de. Şu anda 3.500. Tabii bunların birçoğu da gösterilen işleri beğenmedikleri için. İşte kamu sektörünü bekleyen hemşerilerimiz var. 12 yıl önce 16 bin işsiz sıra bekliyor ama şu anda 3.500. Hangisi daha avantajlı? İşte onların döneminde Türkiye'ye getirdikleri nokta. Ne diyor? 13 Temmuz 2002. Bartın'da işsizlik büyüyor. Bu kriz zor unutulur. Yani bu AK Parti'den önceki MHP'nin iktidar olduğu dönemde. Yine 6 Kasım 2002, artık burada sandık aklanmış. Bundan sonra Türkiye uçurumun kenarından bir U dönüşü yaptı ve rayına girdi. Milletimiz de zaten bunlardan kurtulduğu için
yapılan 9 seçimde 3 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 referandum, 1 cumhurbaşkanlığı seçimi. Toplam 9 sandık konuldu. 9 sandıkta da oylarımızı artırarak çıkıyoruz. Evet. Bartın'daki durum ne? Sandıklara baktığımız zaman 2002 yılında AK Parti Bartın'da 28 bin oy alıyor. 28 bin yani %29. 2007 genel seçimlerine, yerel seçimler inişli çıkışlı ama genel seçim bir gösterge. 2007 genel seçimlerine baktığımız zaman %29 oyumuz yani 28 bin oyumuz %39'a, 28 binden %43 bine çıkıyor. 28 binden 43 bine. Ya başarısız olan bir iktidar bu kadar oylarını yükseltebilir mi? Hizmet ederseniz vatandaş sizi takdir eder. Aslında iktidar yıpratıcıdır. Ama evet, bakıyoruz AK Parti yıpranmıyor. 2007'de %39, 2011 kaç olması lazım? Muhalefet aynı bu karalamaları yaptı. TTK kapanacak dedi, şunu dedi, bunu dedi. Ne oldu? 2011'de %39 oy Bartın'da %49'a yükseldi. 43 bin oy 58 bine yükseldi. Bakın 43 bin 58 bine yükseldi. En son Cumhurbaşkanlığı seçimimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de %58 oy aldık. 49'dan 58'e çıktı, %58'e. Ve oy 63 bin. Yani 2002'de AK Parti yönünde tercihini kullanan seçmen Bartın'da 28 bin. 12 yıl aradan sonra 28 binden nereye çıktı? 63 bin. Yani 28 binden 63 bine çıkıyorsa ve her sandığa gidildiğinde AK Parti'ye hiç oy vermemiş seçmenlerimiz, vatandaşlarımız AK Parti'ye oy veriyorsa görülen hizmetleri takdir ediyor. Bartın'da yaptığımız kamu yatırımı tutarı toplam 2 milyar lira. Bunun içerisinde 30 tane okul var. Üniversite kampüs alanı var. Bakın üniversitemize önümüzdeki 3,5 yıl, 3 yıllık dönemde 224 trilyon lira ödenek ayırdık. Yani bir Amasra tüneli hayal edilebilen bir yatırım mıydı? 12 yıl önce düşünecek olursak. Amasra Yolcu Limanı, Amasra Adalet Sarayı, şimdi Bartın Adalet Sarayı'nı yapıyoruz. 41 trilyonluk bir proje. 400 yataklı bir eğitim araştırma hastanesini Bartın'a kazandırıyoruz. 127 dönümlük. Yani bu yatırımlar Bartın'ı uçuracak büyük yatırımlar, dev yatırımlar. Yani 3,5 kilometre Bolu Dağı tünelini açamayan bir Türkiye'den bugün sadece Bartın Kurceşile arasında 5 tünel 22 kilometre uzunluğunda 2 viyadük 10 köprü yapan bir iktidara kavuştuk. Yani böyle bir iktidarı tabii ki vatandaşlarımız sandıkta takdir ediyor ve sonuçlar da her seçimde giderek artıyor. Köydes projesi bizim AK Parti'mizin, Sayın Başbakanımızın, şimdiki Cumhurbaşkanımızın çok önemli projesi. Köyler yola suya kavuştu o sayede. Köylülerimizi işte köy hizmetleri vardı. Grader gelir, bir gelir geçerdi. Yine oralar bozulurdu ama şimdi biz ne yapıyoruz? Projeli şekilde. Bakın en son yine köydes ödenekleri açıklandı. 5,5 trilyon Bartın'a geliyor ve köylerimizde eksik kalan yerlerimizi tamamlamaya çalışacağız. Köy yolları, köy içme suları, şimdi turistik beldelerimizdeki altyapı hizmetleri, işte Mugada'da yaptığımız düzenlemeler, çakraz, kanalizasyon arıtma projeleri, Arıt'ta, Kozcağız'da, diğer beldelerimizde, Ulus'ta bugün altyapının ihalesi yapıldı, Amasra Deniz Deşarjı, İnkumu Deniz Deşarjı, bunlar bakın bunları hepsine Kültür Bakanlığı'ndan ödenekler aktarıyoruz. Evet. Turistik beldelerimizi daha yaşanılır hale getiriyoruz. Şimdi bundan 12 yıl öncesini hatırlamak bile istemiyor büyüklerimiz. Tabii 12 yıl öncesini gençlerimiz belki hatırlamayabilir, hatırlayamayabilir ama büyüklerimiz çok iyi hatırlar. Çiftçilerimiz çok iyi hatırlar aslında, köylerdeki çiftçilerimiz. MHP döneminde MHP Tarım Bakanı, Tarım Bakanlığı MHP'ye aitti. İMF'ye verdikleri niyet mektubu burada işte. Diyorlar ki Türkiye Tarım Reformu Uygulama Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sayın James işte Wilson, Dünya Bankası'na niyet mektuplarını sunuyorlar. Kim? Kemal Derviş, Profesör Doktor Hüsnü Yusuf Gökalp, Ahmet Kenan Tanrıkulu, MHP'nin iki bakanı. Diyorlar ki biz tarım desteklerini kaldırıyoruz.
MHP zamanında, MHP'nin Tarım Bakanı olduğu dönemde tarım destekleri IMF talimatıyla kaldırılıyor. Tarım destekleri. Biz şu anda 60 trilyonluk tarım desteği verdik ve vermeye devam ediyoruz. Evet. İşte AK Parti'nin farkı bu. Mesela Kumluca yolu. Kolcaz-Kumluca yolu bizim dönemimizde başladı. Yatırım programına da biz aldık. Aslında bu yol AK Parti'den önceki iktidarlar döneminde programa alınmıştı. 2001 yılında MHP iktidarında Kumluca yolu yatırım programından çıkarıldı IMF talimatıyla. Şimdi IMF talimatı bir şey diye bir şey var mı Türkiye'de? IMF talimatı diye bir şey var mı? IMF komiseri geliyor mu hiç? Duyuruz. Gelmiyor. Çünkü borcumuz kalmadı IMF'ye. Emekli maaşını ödeyebilmek için IMF kapılarında el pençe divan durduğumuz günler. Evet. Sorular var. Yani o 234 lirayı bile ödeyemiyorlardı IMF'den borç alarak. Sayın Vekim, sorular var. Özellikle hem Kolcağız Barajı ile ilgili ciddi sorular var. Geçtiğimiz günlerde de hakikaten Kolcağız halkı, o bölgede oturan, özellikle Şarköy civarında oturan insanların bir ayaklanması söz konusu oldu. Eylemleri söz konusu oldu. Sorularla devam edelim. Şarköy Muhtarı Rafet Keskin, baraj bölgesindeki son İki mahallenin kamulaştırma işlemi hangi tarihte başlayacak, hangi tarihte bitecek diye soruyorlar. Yine Şarköy sakinleri bu bölgeyi hangi tarihte boşaltacak? Bu hakikaten köylüler tarafından büyük merak konusu. Yine köy sakinlerine yeni ev yapmaları için toplu halde arsa temini sağlanacak mı? Bu da merak edilen konulardan bir tanesi. İçme suyu projesi, baraj projesi içinde var mı yoksa çıkartıldı mı? Şeklinde sorular evet. var. Şimdi bugün Kozcağız bölgesi muhtarlarıyla kahvaltılı bir toplantı yaptık ve bütün muhtarlarımız o toplantıya geldiler ve köylerimizin problemlerini dinledik. Yaptığımız hizmetleri onlara anlattık. Şarköy muhtarımızın herhalde bir mazereti vardı, gelememişti. Ben orada da açıkladım, burada da açıklayabiliriz. Biraz önce söylediğim gibi bu büyük yatırımı acaba nasıl gölgeleyebilirizin düşüncesiyle orada muhalefet partilerinin bir girişimi var. Zaten oradaki şeyi de gördünüz. Yani basın çağrılarak işte siyasi partilerin temsilcileri, il genel meclis üyesi, milletvekili vesaire halkı galeyana getirmeye çalışıyor. Halbuki orada Bartın için gerekli, Bartın'ı selden kurtaracak büyük bir yatırım yapılıyor. Yani siz Bartın düşmanlığını niye bu kadar, ya böyle siyaset olabilir mi? Eğer Bartın'ı seven birisi oradaki barajı durdurur mu? Ya oradaki tünelin önüne gidip makinaların önüne durur mu? Ankara'da Melik Gökçe'ye yaptıklarını burada bize yapmaya çalışıyorlar. Ankara'da yol yapılacak, işte CHP'li milletvekilleri ayaklarını koydu şeye, dozerlerin önüne. Hatta taş atmaya kalkıştılar o dozerin operatörüne. Burada da Kozcaz'da tünelin önüne geçmişler, biz yaptırmayız. Vatandaşın kamulaştırma bedeli kalmaz. Nasıl? Bu sistem şöyle yürür. Ben avukatım. Bizi oradan izleyen vatandaşlarımız var. Kamulaştırma için vatandaşa bir belge gelir. Der ki sizin yerinizin bedeli, evinizin bedeli şu kadardır, bankaya yatırılmıştır, buyurun alın. Vatandaş eğer bu parayı ben az buluyorum, bunu kabul etmiyorum diyorsa bu parayı almaz. Ne yapar devlet, devlet su işleri? Der ki vatandaş bunu az buluyor, o zaman mahkemeye gidelim, davayı da devlet açar. Mahkemeye gidilir, değer tespiti yapılır, bilirkişi orayı hesap eder ve o bilirkişi raporuna göre bir değer ortaya çıkar. O bedel eğer düşük tespit edilmişse yükseltilerek vatandaşa ödenir. Sistem böyle. Kirazlı Köprü Barajı'ndaki kamulaştırmalar böyle oluyor. Peyderpey parasını alan vatandaşlarımız var, davası devam edenler var. Yani orada bir rahatsızlık yok. Oradaki vatandaşlara sorsunlar. Davalar açıldıkça vatandaş parasını mahkeme kararıyla hakkı neyse tespit edilip alacak. Pekala. Kesinlikle devlette kimsenin alacağı olmaz. Böyle bir şey olmaz. Hukuk devletindeyiz zaten. Net bir tarih. İçme suyu projesiyle ilgili konu şu. Kozcağız Barajı içme suyu amaçlı aynı zamanda. Hem taşkın koruma, asıl amaç taşkın koruma. Selden kurtarmak Kozcağız ve Bartın'ı. İkinci amaç tarımsal sulama. Kozcağız Vadisi'ndeki o düz arazileri sulayacağız ve bir tarım havzası olacak orası. Yani sulanabilir araziler, oralar verimli tarlalar var ve tarımsal sulama amacı var. Aynı zamanda da Kozcağız Barajı Bartın'ın ve
Amasra'nın içme suyunu karşılayacak önemli bir proje. Temelini atarken bu üç amaca yönelik olduğunu da Sayın Bakanımız açıklamıştı. Ve bu amaçlarla başladık. Bartın'ın içme suyu sorunu var biliyorsunuz. Yani şu anda musluklardan evet. içilebilir suyumuz yok, akmıyor. Dolayısıyla sağlıklı bir içme suyuna kavuşmamız lazım. Üniversiteyle beraber Bartın'ı büyütüyoruz. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Bartın il merkezi 100 bini geçecek nüfus. 100 bine hatta daha ileriye 20 yıl sonrasına, 40 yıl sonrasına, 50 yıl sonrasına Bartın'ı bizim hazırlamamız lazım. Bartın'ı yani, yönetenler olarak. Yani içme, dolayısıyla içme suyu amaçlı aynı zamanda daha çok içme suyuna ihtiyacımız olacak çünkü üniversite kentinde. Proje içinde var değil mi? Proje içinde var. Çıkartılması şöyle oldu tabii. Proje içerisinde var. İçme suyu projesini hayata geçirebilmemiz için DSİ'nin belediyeyle protokol yapması gerekiyor. DSİ belediye protokolü gönderdi. Kocaeli bu protokolü yapalım. Hayır, Bartın Belediyesi il belediyesine gönderiyor. Bartın Belediyesi benim içme suyuna ihtiyacım yok dedi ve protokolü imzalamayacağını belirterek DSİ'ye geri gönderdi. Dolayısıyla burada belediye protokolü imzalamadan içme suyuna geçmemiz mümkün değil. Yani Bartın'ın ileriye dönük içme suyu ihtiyacını mutlaka biz oradan karşılamamız lazım. Bu anlamda Bartın Belediyesi içme suyu protokolünü imzalamadığı için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü de bu protokol imzalanmadı diyerek genel müdürlüğe içme suyunun projeden çıkarılmasını Peki, talep etti. Peki şöyle bir sorum olacak size. Eğer, Bartın yaz aylarında özellikle su kesintilerinde hakikaten susuzluktan kırılıyor. Evet. Halk otobüslerine binilemiyor. İnsanlar hakikaten o yani evlerinde duş alamadıkları Bartın'ın için içme suyuna ihtiyacı, temiz içme suyuna ihtiyacı pekala, var mı yok mu? Şurada bir anket yapalım. Bartın Belediyesi çıkar. Neden pekala böyle benim ihtiyacım şöyle, yok diye bir açıklama yapmış olabilirsiniz? Şu orada tabii bu protokolü imzaladığı zaman mutlak koruma alanı var. 300 metre dediğimiz. Çünkü içme suyu olduğu zaman daha hassas. Hı hı. Yapılaşma suya daha uzak mesafede olması lazım. 300 metrelik bir koruma bandı oluşturuluyor su kirlenmesin diye. Bu 300 metrelik koruma bandının kamulaştırması da hangi belediye içme suyunu sağlayacaksa buradan onun üstlenmesi gerekiyor kamulaştırma bedelini. Bu da 40 milyon lira civarında bir kamulaştırma bedeli. Dolayısıyla belediye ben bunu ödeyemem diyor ve içme suyu protokolünde aslında projenin ihalesi de yapılmıştı. Yani proje safhasında. Yapıma geçilemedi. Belediye bu protokolü imzalamadığı için içme suyu şu anda devreden çıkmış gözüküyor. Bölge Müdürlüğü Genel Müdürlüğü'ne içme suyunu çıkardı ve mutlak koruma alanı dediğimiz o kısım artık sorun olmaktan çıkıyor. Yani oradaki vatandaşlarımız, mutlak koruma alanında kalan vatandaşlarımızın bu şekilde kamulaştırma gibi bir sorunu olmamış olacak. Evet. Daha sonra ileriki aşamalarda diyelim belediye yönetimi değişti. AK Partili bir belediye geldi diyelim. Benim bu barajdan ben içme suyu sağlamak istiyorum dediği anda yine Devlet Su İşleri o koruma bandını kamulaştırarak, yani belediye orayı kamulaştırarak, protokol imzalayarak yine bu devreye sokulabilir. Ama şu aşamada belediye kabul etmediği için içme suyu projeden çıkarılmış Hakikaten oluyor. Hakikaten bu da ayrı bir tartışma konusu. Size şu yönde bir sorum daha olacak. Kozcağız Barajı, Kozcağız Sel Kapanı evet. projesi yine Kirazlık Barajı ile ilgili bir temel atma töreni gerçekleştirilmişti. Bu tören Kozcağız'da yapılmıştı ve o törene Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Erol da katılmışlardı. Evet. Ve oradaki törende ihaleleri alan tüm müteahhitlerden 3 ayrı iş içinde tarih sözleri evet. alınmıştı. Sizin Kozcağız Barajı ile ilgili zannediyorum 2017 evet. olarak belirtilmişti. 2017 tarihinde bu baraj bitirilemeyebilir şeklinde bir açıklamanız oldu mu Kozcağız halkına? Hayır, öyle bir açıklama olmadı. 2017'de müteahhit firmalar taahhütte bulundular. Bunlar imzalandı. Böyle bir açıklama yok. DSİ Bölge Müdürü'nün özellikle bu tür açıklamalarının da orada, olduğunu ifade ettiler köylüler. Şimdi orada tamamen bir bilgi kirliliği var. Şu şunu dedi, bu bunu dedi. Böyle bir şey yok. Sayın Bakanımız orada kürsüye çıkıp bizleri de yanına alıp müteahhit firmalardan hangi tarihte bitireceklerine ilişkin taahhütleri halkın huzurunda aldı evet, mı almadı evet. mı? Aldı. Bizim için bağlayıcı olan budur. O müteahhit firmalarda o tarihe yetiştirebilmek için çalışıyorlar. Şu anda Kozcağız Barajı'nda 50 tane Kozcağızlı çalışıyor.
50 kişi çalışıyor. Ve Nisan, Mayıs aylarında bu sayı daha da artacak. Yani bir taraftan bu yatırımlar aslında bölgede istihdam kapısı da oluyor. Operatörler, işte vasıfsız işçiler, onlar oralarda çalışmak gibi kendi memleketlerinde çalışıyorlar. O yörenin insanı tünellerde de tecrübelidir. Bak, o barajların tünellerinde de çalışıyorlar. Delivasyon tünellerinde. Yani dolayısıyla hem istihdam, inşaat sürerken de istihdam, zaten bittikten sonra Bartın'ın da kurtuluşu olmuş olacak o yatırımlar. Yaklaşık 200 trilyonluk yatırımlar bunlar. Kirazlı Köprü Barajı'nın yanından geçecek tünel ve yolun toplam bedeli 137 trilyon. Yatırım programında bunların hepsi. Bunlar Bartın için büyük yatırımlar, dev yatırımlar. Bunları biz Bartın'a kazandırarak Bartın'ı ileride barajlarıyla, üniversitesiyle, eğitim kurumlarıyla, yollarıyla, ilçeleri, beldeleri birbirine bağlayan yüksek standartları, yolları ve tünelleriyle gerçekten gıpta ile bakılan bir il yapacağız. Bizim gayretimiz bu yönde. Biz o nedenle muhalefetin bu tür eleştirileri, işte bir takım yanlış yönlendirmelerine vesaire elbette ki aldırış etmeden yolumuza devam edeceğiz. Ama halkımızı da bir taraftan aydınlatacağız. Evet, bir izleyici sorumuz var, onu iletmek istiyorum. 2023 hedefleri var AK Parti'nin. Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına sokma gibi, ki bununla da biraz bağdaştırmışlar. Şu anda devam eden Kirazlı Köprü Barajı'nın 2023 yılına yetişip yetişmeyeceğini soruyorlar. Şimdi Kirazlı Köprü Barajı, yani baştan anlattım. 98'de yapımına başlanmış bir baraj. Bizden önceki dönemde. Ama yanlış bir projeyle başlanmış. Biz bu projeyi iptal ettik. Yeniden proje ihalesi yaptık. Barajın dolgu tipi değişti. İşte yolla ilgili DSİ'den aldık. Karayollarına yatırım programına koyduk. O yolun bir taraftan da tünelli geçiş olmasını yatırım programına koyduk. Bartın Karabük yolu duble yol olacak. O da yatırım programında. Kirazlı Köprü Barajı da tünelli geçiş olacak. Bunların hepsini biz kendi bizim dönemimizde düzelttik. Yani yanlış başlayan bir işi doğrultuncaya kadar epey bir zaman da harcamış olduk. Şimdi o yarım kalmış yollar bir an önce tamamlanacak. Bunun ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Diğer taraftan da tünellerin çalışmaları başlamış olacak. Yatırım 2015 yatırım programında bunun için 137 trilyon lira ödenek ayrıldı. 137 trilyon. Şunu söyleyeyim. Bizden önceki 3,5 yıllık koalisyon iktidarının Bartın'a ayırdığı 25 milyon bizim sadece Kirazlı Köprü Barajı geçişi 137 trilyon. İşte AK Parti farkı bu ya. Zaten milletimiz de bunun için AK Parti'ye oy veriyor. Yurt dışından da sorular var Sayın Vekilim. Belçika'dan bir izleyicimiz Yunus Emre Ergin, Bartın'a yeni stadyum düşünülüyor mu demiş. Aslında spor anlamında hakikaten çok fazla yatırımınız var. Şimdi siz bunları anlatmaya kalksanız süre yetmeyecek. Süre sabaha kadar. Sadece bu soruya cevap verecek olursak, bir de eklemişler Ulus Düzköy Köprüsü. Bir yıldır yıkık, sadece toprak dolduruldu. Bu köprü yapılacak mı demişler. Evet, inşallah Düzköy Köprüsü'ne el atacağız. O konuda özel idaremizle görüşeceğiz. Bu soru Belçika'dan geliyor. Onu tekrar hatırlatayım. Evet. Buradan da Belçika'daki hemşerimize selamlarımızı sunuyoruz. Düzköy benim köyümün yanındaki köy. Yani benim köyüm sayılır. İnşallah o köprü meselesini de çözmeye çalışacağız. Spor dendi. Tabii stadyumumuz şu anda inşallah Bartın Profesyonel Lig'e çıkar da bu anlamda stadyumla ilgili girişimde bulunuruz. Ama stadyumdan önce bizim ilçelerimizin hiçbirinde çim sahamız yoktu. Beldelerde zaten yoktu. Şu anda çim sahası olmayan belde, ilçe kalmadı. Çim saha dediğim nedir biliyor musunuz? Sadece saha değil. Tribünleriyle, ışıklandırmasıyla, sentetik sahasıyla, kenarındaki atletizm pistiyle tam bir mini stadyum. Biz Amasra'ya şu anda inşaat devam ediyor. Ulus'u tamamladık. Şunu ifade etmek Kurca isterim. Kurcaşile'ye tamamladık. Ömer Tepesi'nin eski halini biliyorsunuz. Evet, amatör kümede. Şimdi her bir ilçemizde Ömer Tepesi'ndeki saha gibi saha var. Amatör kümede oynanan maçlar hakikaten çok çekişmeli olmaya başladı. Belki de bu yatırımların da etkisi var. Etkisi var. Hafta sonu Ulus'ta da oynanacak çok önemli bir amatör küme karşılaşması var. Hakikaten izleyici sayısının da arttığını söyleyebiliriz o tribünlerin yapılmasıyla beraber. Çünkü beldelerimizde sahalar yaptık. Kozcağız, Kumluca, Abdipaşa.
Buralardaki de hepsi ışıklandırmalı stadyum şeklindeki sahalar. Bartın Stadyumu, Atatürk Stadyumu'nun onarımlarını yaptık. Saha çok kötüydü, zemini. Onu düzelttik. İnşallah ileride, neden olmasın, Bartın büyüdükçe stadyuma da ihtiyacı evet. olacak. Şunu da gençlik sizlere... merkezimiz, bakın onu unutuyoruz. Evet. Gençlerimize yani hakikaten... ben tavsiye ediyorum gençlik merkezini. Bizim orada güzel bir yatırımımız oldu Ömer Tepesi'nde. Orası aslında tam bir gençlik spor ve milli eğitim kampüsü haline geliyor. Orada şimdi yeni okul inşaatları da başlayacak. Gençlik merkezinde sosyal imkanlar, işte orada değişik kurslar var. İşte gitar kursları, müzik kursları, kütüphanesi, interneti, spor salonu, her şey var içinde. Gençlerimiz gitsinler, orada vakit geçirsinler. Yine yüzme havuzu inşaatımız bitmek üzere. Olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor Bartın. Evet. Yine hemen onun yanında sporcu fabrikası dediğimiz, içinde 8 ayrı salon var. Bunu yapıyoruz, inşaatı devam ediyor. Kurcaşile'ye spor salonu yaptık, Amasra'ya yaptık, Akçe Mescid'e yaptık, Aftipaşa'ya yaptık. Spor salonları da yapmaya devam ediyoruz. Ve gençlerimiz daha güzel mekanlarda spor yapsınlar istiyoruz. Yani biz son 2 yılda 20 trilyonluk spor yatırımı yaptık Bartın'a. Şimdi devam edenlerle beraber baktığımız zaman bu 30-40 trilyona kadar çıkacak. Evet. Yine Belçika'dan bir izleyicimiz Orhan Taşçı sizlere selamlarını iletmişler. Hakikaten yurt dışında da ne kadar çok izlendiğimizin göstergesi bu gelen mesajlar. Tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu Sayın Vekilim. Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı ilimizde normal şekilde atlatılırdı. Yollar güzel bir şekilde açılırdı, ekipler çalışırdı. Ancak bu yıl gerçekleşen kar yağışında merkezde zaten durum işler acısıydı. Stüdyolarımızın bulunduğu öğretmen ev rampasında dahi biz kameralarımızda onlarca kazaya şahit olduk ve an ve an bunları çekip de o kazaların oluşma anlarını çekip de ekranlarımıza, haber bültenlerimize de taşıdık. Ancak size soracağım soru tabii ki Bartın kent merkeziyle ilgili değil, Bartın'ın ilçeleri ve beldelerine olan yollarındaki ulaşımların kapanmasıyla ilgili. Bu dönemde karayolları ekiplerinin de araçlarının, ki hakikaten karayollarının çok donanımlı kar açma makinaları ve araçları var. Bu araçların tabiri caizse biz yattığına şahit olduk. Niçin karayollarına ait bu araçlar çalışmadı ve ciddi şekilde kardan dolayı ulaşım sıkıntıları yaşandı? Orada karayollarına ait araçların çalışmaması diye bir şey söz konusu değildir. O araçlar özel sektöre ait araçlar olabilir. Yani konuyu tam bilmiyorum. Yani bahsettiğiniz karayollarının yani, araçları şöyle ifade edeyim. Karayollarının kendi garajında o bildiğimiz turuncu renkli ve karayollarının amblemli. Tabii ki. O araçların biz 15-16 tane belki de sayıları net olarak bilmiyorum ama yani kar küreme araçları evet, bunlar. Evet. Yani o ortamda o araçların yatması mümkün değil. Yani onu bir araştırmak lazım. Yani eğer işin en yoğun olacağı bir zamanda araçlar bekliyorsa orada bir neden bekliyordur? Yani arızalı mıdır yoksa farklı bir durum mu vardır? Şöyle bir durum da ortaya, iddia daha doğrusu ortaya atıldı. İşte kar temizleme çalışmaları özelleştirildi ve bu yüzden karayollarına bağlı araçlar çalıştırılmadı şeklinde söylemler oldu. Aslı var şimdi mı? Tabii acaba? Bu konuda özel sektör devreye sokuluyor kar küreme konusunda. Bölge bölge ihaleler yapılıyor ve özel sektör yolları açıyor. Bu anlamda Bartın'da da diğer bölgelerde de bu uygulamalar var. Ama eğer özel sektör yetişemiyorsa karayollarının da aracı varsa burada destek vermesi lazım. Niye o araç orada beklesin ki? Önemli olan vatandaşa hizmettir. Evet. Bu konuda nedir ne değildir konuyu bir karayollarıyla görüşmem lazım. Yani yol kapalı dururken o aracın orada durması doğru değil. Biz bunu özel sektöre ihale edilse bile, madem özel sektörü yetiştiremiyorsa, ki yetiştirmesi lazım, ona göre planlanması lazım. Ha, o araç eğer takviye gerekiyorsa yapılması lazım. Nasıl özel idaremiz kendi araçlarıyla köy yollarını açıyor, evet. ama yetiştiremiyorum diye ne yapıyor? Araç takviyesi alıyor özel, evet. özelden. Birlikte yapıyorlar. Yani özelden araç kiralaması yaparak köy yollarını süratle açmaya çalışıyor ve ana yolları
o yoğun kar yağışında hızlı bir şekilde açmaya çalıştılar. Çok tabii hızlı bir mahalle şekilde bağlantılarında de biraz gecikmeler oldu ama onlar da daha sonra açıldı. Bu konu açılmaz da mesaj geldi ve ayrıntılı bir şekilde biraz belirtmişler. 72 kadrolu işçisi karayollarında bulunmasına rağmen 17 kar küreme makinesi çalıştırılmadı şeklinde bir mesaj iletmiş. Orada varsa bir ihmal, o konuda bir araştırma yaparız. Biz bunu haber bültenimizde de gündeme getirmiştik aslında. Konuda. Yine yollarla ilgili bir soru. Sayın Vekilim, Uluyayla yolu bakıma alınacak mı demişler. Uluyayla geçtiğimiz dönemlerde hakikaten ulus için bambaşka bir, her zaman öyle gerçi ama yolunun da bakımlı olduğu zamanlarda ki orada festivaller yapılıyordu, o festivallere belki İstanbul'dan, belki Ankara'dan, yurdun birçok noktasından insan akın akın geliyordu. Hakikaten kocaman bir yayla, kocaman bir arazi. Araçlardan, insanlardan adım atmak mümkün olmuyordu. Panayır yerine dönüşüyordu o festivallerde. Hakikaten önemli olduğunu düşünüyorum bu yolla ilgili bakım çalışmasının, var mı bu tür planlarda? Evet, tabii Bartın'ın işte güzellikleri, hem sahili var hem de iç kesimlerde yayla, kanyon, işte şelaleleri var. Küre Dağları Milli Parkı gibi de güzel bir hazinesi var. Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü de zaten Bartın'ımızda kurulu vaziyette. Küre Dağları Milli Parkı PanParks üyesi olan 13, Avrupa'daki 13 parktan bir tanesi. Türkiye'de de tek. %52'si de Bartın sınırlarında. Uluyayla da Milli Park sınırları içerisinde yer alan önemli bir yerimiz. Tabi Uluyayla yolu şu anda stabilize dediğimiz yol kapsamında değil. Yani ham yol şeklinde. Aslında 12 yıl önce köy yollarımız şu andaki Uluyayla yolu gibiydi. Hatırlayacak olursak. Yani Uluyayla'ya nasıl çıkarken o taşlı yollardan gidiyoruz. Aynı şekilde köy yollarımız vardı bizim. Şimdi demek ki köy yollarındaki standart değişti. Sıra tabii ki oralara da geldi. İnşallah ileride Uluyayla yolumuzu da yaparak oraya vatandaşlarımız daha rahat ulaşım sağlasınlar diye bunu gerçekleştiririz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Sayın Hacı Gölbucak'ta bir mesaj atmışlar. CHP Kozyazı Barajı'nın yapılmasını engellememiştir. Kamulaştırmanın netleşememesinden dolayı ayaklanan köy halkını sakinleştirerek yetkililerle görüşmesini sağlamıştır şeklinde bir mesaj göndermişler. Bunu da sizlere iletelim. Görüntülerde hiç sakinleştirir gibi bir durum yoktu. Tamamen protesto şeklinde açıklamalar vardı orada. Yine bir izleyicimiz Amasra'ya yüksekokul ne zaman yapılacak diye soruyor. Bu da önemli bir konu Amasra için. Amasra'nın biz geçtiğimiz aylarda belki izlemişsinizdir bir haberini yaptık. O yazın cıvıl cıvıl olan Amasra'nın kışın esnafının kepek kapattığını ve yollarında, caddelerinde kimsenin olmadığını gördük. Bu anlamda bakmış artık olduğumuz zaman... Artık öyle değil. Bartın'la Amasra'yı birleştirdik. Bartın Amasra arası 5 dakika. Şu anda tünelden geçerken en az 4 tane arabayı geçerken görürsünüz. Vızır vızır. Yani oradaki trafiği bile, o ulaşım imkanının rahatlamış olması oraya sirkülasyonu artırdı kış döneminde bile. Yazın da artacak. Yolcu iskelesinin devreye girmesiyle beraber artık Bartın'ın giriş kapısı Amasra'dan olacak. Yani Bartın'a deniz yolundan da Safranbolu'ya gelmek isteyenler yolcu iskelesine gelecek, tünelden geçecek, Bartın'ın güzelliklerini görecek, Safranbolu'ya ondan sonra gidecek. Yani turist artık dışarıdan Safranbolu'ya gelip Bartın'a uğramadan gitmeyecek. Bu ulaşım imkanlarını artırdıkça bunlar olacak. Yüksekokulla ilgili bizim çalışmalarımız oldu. Ulus'a açtık. Evet. Şu anda Ulus'ta belediye başkanımız Hasan Hüseyin Bey ve Ulus'a Hizmet Vakfı Başkanımız Ziya Hocamız, kaymakamımız birlikte güzel bir ekip, vakıf önderliğinde bir yüksekokul inşaatına da başladılar. Özel idaremiz yer tahsisi yaptı. Üniversitemizde protokol imzalandı. Ve bu sene inşaat bitecek. Önümüzdeki yıl itibariyle orada öğrenciler eğitim görmeye başlayacak. Kurcaşile'de de yüksekokul açtık. Orada da ahşap yat imalatı var biliyorsunuz. Yat işletmeciliği bölümleri açıldı. Belediyemizi orada AK Parti belediye aldıktan sonra belediye binasını yüksekokula tahsis ettik. Ve şu anda öğrencilerimiz orada eğitim öğretim görüyor. Amasra'da da yine uygun bir yer bulmaya çalışıyoruz. Bulduktan sonra bu neresi olur? Şu anda tabii tam netleşen bir durum yok.
TTK'nın binalarından istediklerimiz var. Özel sektörün kullandığı binalar var orada. Onlardan istediklerimiz var. Bu konuda müracaatlarımız oldu. İnşallah Amasra'ya da bir yüksek okul yakışır. Turizm fakültesi yakışabilir. Yani arkeoloji bölümü olabilir. Çünkü Amasra'nın altı tarih. Evet. 3000 yıllık tarih var orada. Dolayısıyla Amasra'ya inşallah yüksek okul değil de fakülte getirirsek çok daha güzel olur. Amasra dünya incisi, cihan padişahı, Çeşme Cihan bu Muğla dediği bir yer. Dolayısıyla evet. Amasra'ya inşallah üniversitemize bağlı bir fakülteyi kazandırmak için çalışacağız. Üniversite Bartın için çok önemli. Yani şu anda belki farkında değiliz ama aslında 11 bin öğrenci, 12 bine yaklaştı. Farkında Bartın olmamak mümkün değil. Şöyle ifade edeceğim. Geçtiğimiz dönemdeki kar yağışında kırsal kesimdeki köylü vatandaşlarımız şehir merkezine gelemeyince caddelerin nasıl boşaldığını biz görmüş evet. olduk. O öğrencilerin olduğu dönemlerde ise o caddenin sanki bir İstanbul İstiklal Caddesi'ymiş gibi nasıl hınca hınç dolu olduğunu görebiliyoruz. Hakikaten evet. Bartın için ekonomik anlamda bakmış olduğumuz zaman nasıl bir değer olduğunu anlamamak kesinlikle mümkün değil. Bir de bunun eğitim yanını da tabii. düşünmüş olduğumuzda şehre katkısı, gerçekten şehre katkısı üniversite çok büyük. Sanayi işbirliği, işte evet. üniversitenin halka dönük projeleri de artık yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı. Orada yazılacak tezler, Bartın üzerine yapılacak araştırmalar gerçekten Bartın için büyük bir kazanç. Yeni kampüs alanımızda inşaatlar devam ediyor. Şu anda biten inşaatlar var. Biten bir fakülte binası var. Mühendislik fakültesi orada eğitim öğretime başladı. Diğer binalar peyderpey bitiyor. Siz de görüyorsunuz Yazıcılar Kampüsü'nde. Eski kampüs alanında da çok sayıda derslik yaptık. Hem prefabrik şekilde evet. yapılan derslikler var. Eski binaların restorasyonuyla da orada yeni binalar kazandırmıştık. Ama tabii ki orası yeterli değil. Yeni dönüm, yeni kampüs alanı 1200 dönüm alan. Ve burada şimdi Beden Eğitimi Yüksekokulu inşaatı başladı. 600 seyirci kapasiteli spor salonu inşaatı olacak. Ve sosyal tesisleriyle, spor tesisleriyle, şimdi karayollarımızın kavşak düzenlemesi ihale edildi. Orada üniversitenin karayoluyla bağlantısı kavşak şeklinde yapılacak. Ve üniversite, bir taraftan cami de güzel oldu, oraya yakıştı. Ve o bölge artık Bartın şehrinin bir giriş kapısı. Bartın'a gelenler üniversiteyle karşılaşmış olacak. Tabi üniversitenin gelişmesi, bir taraftan yurtlar yaptık. İşte Tuzcular'daki yurtlar 1000 kişilik. Hemen yolun kenarında özel sektörün yapıp Kredi Yurtlar Kurumu'na kiraladığı Çeşme Cihan Yurdu. Yani 2046 öğrenci kapasite şu anda öğrencilerimiz Kredi Yurtlar'da evet. kalıyor. 1000 kişilik öğrenci yurdunda yatırım programında şu anda aldık. 750 idi, kapasitesini 1000'e çıkardık Sayın Bakanımızla görüşüp. Onu da kampüs alanının içerisinde yapacağız. Orada da kız öğrencilerimiz kampüs alanının içerisinde daha rahat evet. Barınma imkanına kavuşmuş olacaklar. Üniversiteden bu tarafa doğru baktığımız zaman artık terminal ileride Bartın'ın orta yerinde sanki kalacak. İşte şu anda bölge trafik binası inşaatımız orada devam ediyor. 112 çağrı merkezi bu çok önemli, Bartın için önemli bir yatırım. Onun inşaatı yakında başlayacak. Şu anda projeleri yapıldı. Yapım ihalesine geçiliyor. Yine sosyal güvenlik binası inşaatımız bitmek üzere. Yine adliye sarayımız projeleri tamamlandı. Gölbucağı'nda o inşaata başlayacağız ve Bartın belki kamu hizmet binası anlamında en büyük eserine kavuşmuş olacak. Tabii bizim en önemli hedefimiz ve takip ettiğimiz konu 400 yataklı bir şehir hastanesine Bartın'ı kavuşturmak. Bununla ilgili de proje ihalesine çıkılıyor. Kamu özel ortaklığı sistemiyle yapılacak Şiremir Çavuş'taki 127 dönümlük arsaya. Bartın 91 yılında il oldu. Hükümet binası bile olmayan, emniyet müdürlüğü binası olmayan bir ildi. AK Parti'ye kadar. AK Parti iktidarı geldi. Kamu hizmet binalarını işte hala devam ediyoruz. Bir kültür merkezi bile yoktu Bartın'da. Yaptık, bitirdik. Ve kamu hizmet binası noktasında
bizim önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hiçbir eksiğimiz kalmayacak. Tabii nüfus arttıkça farklı ihtiyaçlar da doğacak. Şu anda aile sağlığı merkezi olmayan beldemiz kalmadı. Kozcaağız'da yaptık, Arıta yaptık, Kumluca'ya yaptık, Hasankadı'ya yaptık ve ilçelerimizden de Ulus İlçe Hastanesi şu anda inşaatı, kaba inşaatı tamamlanmak üzere. Amasra İlçe Hastanesi'nde yatırım programını aldık. 2015 yatırım programında yeri de hazır, Kaleşah Mahallesi'nde 6 dönümlük. Oraya da süratle ilçe hastanesi yapacağız ve Amasra'mızın da sağlık hizmetleri anlamında bu ihtiyacı karşılanmış olacak. İzleyicilerimizden gelen mesajlarda İsmet Çetinkaya, Bartın'a hayal bile edilemeyecek hizmetler yaptınız, yolunuz açık olsun demişler. Yine Yasemin Dora Kurtkaya Hanım, gecenin durdurak bilmiyorsunuz, gecenin bu saatine kadar da vatandaşlarımızı bilgilendirmek için çalışıyorsunuz, teşekkür ederiz demişler. Ve yine önemli bir soru: hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz, gelecek dönem sizden bakanlık bekliyoruz demişler. İstanbul'dan göndermişler bu soruyu. Ayhan daha göndermiş bu soruyu İstanbul Eyüp'ten. Şimdi bakanlık demişken, şu da Bartın kamuoyunda bazı siyasi kulisler oluşmaya başlıyor ki kimisi dedikodu mekanizması diyebiliriz, kimisi hakikaten art niyetle olmayan siyasi kulislerin konuşulduğu ortamları olabiliyor. Şu şekilde bir söylenti var: hakikaten bakanlık konusunda biz de hemfikiriz, yapmış olduğunuz bu çalışmalar nezdinde önümüzdeki dönemde bir bakan olmaya gerek bir, var mı? Bu bir kadar bakanlık geliyor zaten. Hakikaten bekleniyor. Özellikle son dönemlerde televizyonlarda sizi bu kadar çok izlemişken de neden olmasın diye de düşünülüyor. Ama bir taraftan asıl geleceğim konu şu: Sayın Yılmaz Tunç 2015 Haziran ayında yapılacak seçimlerde Bartın'dan değil de İstanbul ya da Ankara gibi bir ilden milletvekili gösterilecek şeklinde de söylentiler var. Bunlara ne cevap verirsiniz? Şimdi tabii bu söylentiler 2011 seçimlerinde de oldu. Benim memleketim Bartın. Ben Bartın'da doğdum. İlkokulu Bartın'da okudum. Tabii daha sonra yüksek tahsil için memleketimizden ayrılmak zorunda kaldık ama daha sonra döndük. Yine memleketimize hizmet ediyoruz 2007 yılından bu yana. Benim memleketimin dışında başka bir yerden milletvekili adaylığı başvurusunda bulunmam mümkün değil. O nedenle başladığımız büyük işler var, devasa projeler var. Elbette ki memleketimden aday olurum. Bunun dışında farklı spekülasyonlar tamamen kişilerin kendi yorumlarıdır. Evet. Çok net. Daha yapacak çok iş var. Net bir açıklamanız oldu bu konuda. Biz aynı soruyu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Rıza Yalçınkaya'ya da iletmiştik. Çünkü onun hakkında da bu şekilde söylentiler vardı. Sizin kadar net cevap veremediğini ifade edebilirim. Eğer partim başka bir ilden aday gösterirse olabilir şeklinde bir imada bulundu. Ama siz çok net bir şekilde bunu ifade ediyorsunuz. Benim memleketim yani, Bartın diyorsunuz. Sizden ve Bartın'dan bıktık mı diyorsun? Yani gidin mi diyorsun? Yok, öyle kesinlikle mi? Böyle bir düşüncemiz yok. Ama sizin yapmış olduğunuz açıklamanın net olması, açıkçası bir gazeteci olarak ben hoşuma Bartın, gitti. Benim siyasetim memleketime, yani bu görevler geçici görevler. Yani belli bir süre sonra bu görev bitecek. Ama bittikten sonra memleketime şu eserleri kazandırmıştım diye ben çocuklarıma, torunlarıma anlatabilmeliyim. Bunun için tek derdimiz her geçen gün yeni yeni eserler kazandırmak, yeni projelerle Bartın'ı büyütmektir bizim hedefimiz. İnşallah yeni dönemde Bartın'da şu anda siyasi atmosfer AK Parti lehine çok yüksek bir teveccüh var. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki %58 oy çok önemli. 10 Ağustos 2014'te yapılan seçim, tüm yıpratma kampanyalarına rağmen Cumhurbaşkanımız hakkındaki her türlü iftira, montaj siyaseti, yalan, dolan, gördük bunları. Buna rağmen halk doğru neyse tercihini o yönde yaptı. Bütün muhalefet partileri birleşti, çatı aday dedi. Ama Bartın halkı %58 oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum dedi. Şimdi bize düşen bu %58'i daha da yukarılara taşımak. Niye? Ben saymakla bitiremedim. Biraz önce sağlıkla ilgili yatırımlardan bahsederken fizik tedavi merkezi yaptık. Acil sağlığı yeniledik.
Yoğun bakımı ikiye çıkardık. Şimdi üçüncüsünü pazartesi açıyoruz yoğun bakımın. Üçüncü ünitesini. Yani ambulans sayısı bakın 5 tane ambulans daha geliyor şu anda. Yolda. Yeni sıfır ambulans bunlar. Paletli ambulansından obez ambulansına kadar. Her geçen gün yani ben her bakanımla görüştüğümde Bartın'a daha yeni o alanda ne kazandırabilirim bunun düşüncesi içerisinde. Evet, Bartın yolu o nedenle zaman bitecek, bu yeni dönemde inşallah iki milletvekili çıkararak Bartın'da AK Parti'yi daha güçlü yapacağız. Daha güçlü olduğumuz zaman yani Bartın'dan destek daha yüksek olduğu zaman Bartın kazanacak. Yani Bartın'daki birlik, beraberlik, bütünlük Ankara'da çok daha fazla fark edilecek. Buradaki başarı, teşkilatımızın başarısı, şu anda kongrelerimizi yaptık. Yeni il başkanımız Avukat Hüseyin Manav bayrağı eski il başkanımız Yaşar Arslan'dan devraldı. Bugüne kadar güzel çalışmalar yaptık eski il başkanımızla. Buradan teşekkür ediyorum. Şimdi yeni dönemde bir değişim söz konusu oldu. Avukat Hüseyin Manav'ı herkes tanır Bartın'da. Mesleki başarısıyla zaten temayüz etmiş bir arkadaşımız. 2003 yılından bu yana AK Parti'nin içerisinde değişik kademelerde görev yaptı. İl Genel Meclisi başkanlığı yaptı. İnşallah il başkanlığında da çok başarılı olacak hep beraber. İlçe başkanlarımız kongrelerini yaptılar. Ulus'ta, Amasra'da, Kurceşile'de, Kozcaz'da kongremizi yaptık. Teşkilatlarımız yeniden güçlerini tazelediler. Gençlik kolları ve kadın kolları kongreleri yaptık biz 2 hafta önce Bartın'da. Hiçbir siyasi parti ana kademe kongrelerini o şekilde yapamaz. Her ilçemizde gençlik kongresi, kadın kongresi yaparak gençlik kolları başkanlarımız ve kadın kolları başkanlarımız da ilçelerde görevlerine başladılar. Pazar günü de kadın kolları başkanlığı kongremiz var. Yasemin Dora Kurtkaya kadın kolları başkanımız. Daha sonra da inşallah gençlik kolları kongresinde yaparak ve Bartın'da kongre sürecini tamamlayıp daha güçlü bir teşkilat yapısıyla seçimlere hazırlanacağız. Ve burada en yüksek oy oranıyla Ankara'da Bartın daha farklı görülecek şekilde başarı sağlayacağız. Yani biz iki milletvekilliği bir sonuç olacak. Bunu kazanmak istiyoruz inşallah. Çünkü daha güçlü olmak istiyoruz Bartın siyaseti olarak. Ankara'da elimizin daha güçlü olması lazım. Ki elimiz güçlü olduğunda Bartın'a bu eserlerin gelmesi daha hızlanacaktır. Daha kolay gelecektir. Ve Bartın kazanacaktır. Bartın halkı kazanacaktır. O nedenle siyasi düşüncesi ne olursa olsun Bartın'ı seven herkesin 7 Haziran seçimlerinde Bartın'a oy vermelerini, dolayısıyla iktidar partisi, Türkiye'nin alternatifsiz tek başına yine açık ara farklı iktidar olacak partisine oy vererek Bartın'ın daha fazla kazanmasına destek olmalarını biz vatandaşlarımızdan isteyeceğiz. Ve inşallah o sonuç Bartın için çok daha güzel olacak. Yeni bir dönem başlamış olacak evet. Bartın'da. Bir izleyicimiz Abdüpaşa'da üniversite yüksekokul bölümü istiyoruz demişler. Necati Kurtoğlu mesajı göndermişler. Yine Kozcaz'ın ilçe olmasını isteyen bir izleyicimiz var. İnkumuna tünel projesi gerçekleşecek mi? Bunu merak eden bir izleyicimiz var. Ve yine Arıt-Bartın yolunun ne zaman biteceğiyle de ilgili ciddi sorular var Sayın Vekil. Şimdi tabii her bir yatırım bundan 12 yıl önce bu talepleri dile getirmek bir kere hayal bile değildi. Amasra'ya tünel yaptığımızda tabii ki İnkumuna da tünel yapılabilir mi? İlk akla gelen bu. Elbette ki olabilir. Niye olmasın? Yani bu güçlü iktidar Türkiye büyümeye devam ettikçe Bartın'da bu büyümeden nasibini eğer biz elimizi çabuk tutarsak, daha çok çalışırsak daha fazlasıyla alır. Ve alıyor da. Yani bugün devam eden kamu yatırımı tutarı 1.8 milyar. 2015 projeleriyle beraber bu 2 milyarı da aştı. Yaptığımız 2 milyarlık yatırım var. İnşallah Başbakanımız ya da Cumhurbaşkanımızla bir toplu açılış merasimi de yapacağız. Sayın Valimiz ve özel idaremiz, yerel yönetimlerimiz, belediyeler, özellikle AK Partili belediyeler uyum içerisinde gerçekten Bartın'da şu anda devam eden yatırımların hızlandığını görüyoruz. Bu anlamda Sayın Valimize, Özel İdare Genel Sekreterimize, belediye başkanlarımıza
Çok teşekkür ediyoruz. Keşke o uyumu il belediyesi olarak da sağlayabilsek. Biz Bartın Belediyesi'ne 2 hafta önce 1,6 milyon liralık parasal destek sağladık. Bakın, muhalefet belediyesi olmasına rağmen Bartın'ı sevdiğimiz için. Ne için? İşte Esentepe'deki su deposu için. İnkumu derin deniz deşarjı için. Sadece bu projelere harcanmak üzere. Çünkü halkın ihtiyacı. O nedenle o destekleri de sağlıyoruz. Bu arada Bartın Belediyesi'nin çalışmaları hakkında ne düşündüğünüzü de soran bir izleyicimiz var. Yani belediye çalışmaları açısından, yani hükümetin hızıyla orantılı olmayan bir durum söz konusu. Keşke belediye yönetiminde de bir Bartın'ın geleceğini planlayan, işte imar açısından, imar planlaması açısından önümüzü daha da açan bir yönetim sergilense çok daha Bartın'ın faydasına olur. Yani bir TOKİ köprüsü imar planı için bugüne kadar bekliyorsa, ödeneği hazır olduğu halde, bu Bartın için bir zaman kaybı tabii ki. O nedenle bu zaman kaybını yaşamamak lazım. Yani olaya siyasi bakmamak lazım. Tamamen Bartın'a hizmet açısından bakmamız lazım. Yani bir doğalgaz meselesi. Doğalgazı getirdik Bartın'a 2010 yılında ama hala Bartın'da şu anda dışarı çıktığınızda hava soluyamıyorsunuz. Niye? Yani aslında bir yılda, 2 yılda bitmesi gereken bir mesele. Yani Bartın çok geniş bir coğrafyaya sahip değil. Çorum Belediyesi, AK Partili Belediye 1 yılda tamamladı hepsini. Bütün mahalleleri. Ama burada şirkete izin verilmediği için, peyderpey, sokak sokak, bu 5 yıllık süreye yayıldığı için ve Bartın doğalgaza tam anlamıyla kavuşamamış oldu. Eğer bir iktidar belediyesi olsaydı, AK Partili belediye olsaydı, biz burada bunu daha da hızlandırırdık ve şu anda Bartın'ın havası çok daha temiz olurdu. Evet. Açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Saatlerimiz 12'yi de geçti. Programımızın da sonuna geldik. Gerçekten çok daha aslında izleyici sorularımız da var. Ancak maalesef süremizin yetersizliğinden dolayı sizlere canlı yayında iletemiyoruz. Ancak bu soruları size özellikle ayrı bir dosya şeklinde iletiyor olacağız. Bu anlamda tüm izleyicilerimizin affına sığınıyoruz. Gerçekten beklediğimizden, tahmin ettiğimizden bu akşam çok daha fazlasıyla mesaj geldi ve belki de geç başladık yayına. Geç başladığımız için öyle zannediyorum. Ekranları başında izleyenler daha mı fazla oldu? Onu da daha fazla tam olarak şey yapamadım ama hakikaten çok fazla soru var. Bu soruların hepsini yöneltemediğimiz için tekrar tekrar siz değerli izleyicilerimizden özür diliyoruz. Fakat üstüne basarak, altını çizerek ifade ediyorum. Özellikle yatırımlar anlamında ya da köyleriyle ilgili sıkıntıları olan vatandaşlarımız veya memuriyet ya da işte işçi arkadaşlarımız mesaj göndermişler. Kendi durumları hakkında bu soruları iletiyor olacağız Sayın Vekilimize. Bu anlamda benim sayfalarıma da gönderebilirler. Facebook ve Twitter sayfalarıma. Evet, sosyal medya üzerinden de yine siz de bu sorularınızı Yılmaz Tunç yazmış olduğunuz zaman zaten Facebook üzerinden çıkmış olacaktır. Yine bu soruları iletirseniz şayet Sayın Vekilimiz de ilgileniyor olacak. Hakikaten sosyal medyayı da çok etkin bir şekilde kullanıyorsunuz. Buradan onu da belirtelim. Son olarak söylemek istediğiniz şeyler var mı? Sizleri yine ilerleyen haftalarda tekrar stüdyolarda görüyor olacağız. Zaten bir seçim dönemine de yaklaşıyoruz. O seçim döneminde de sizleri sıkça ağırlayacağız. Son olarak sizden söylemek istediğiniz varsa cümlelerinizi onları alalım. Sonra kapanışımızı gerçekleştirelim. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Tabii tamamına değinmek mümkün olmuyor kısa sürede. Çok sayıda yatırım olduğu için her alanda önemli projeler var. Bu projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bartın bizim. Bartın'ı seviyoruz. Memleketimizi seviyoruz. Memleketimizin büyümesinden mutluluk duyuyoruz. Gerçekten bir Bartın ırmağımız var. Yaklaşık 400 milyonluk bir proje bu. 2 sefer Sayın Bakanımızı ırmağa getirdik. Orman ve Su İşleri Bakanımızı. O kadar çok şey konuştuk ki belki de Bartın için en önemli projelerden bir tanesini konuşamadık. Sadece Bartın değil, bölgenin bir Batı Karadeniz'in en önemli turizm projelerinden birisi. Bunu takip ediyoruz. Proje çalışmaları artık bitti. İnşallah bunun yapım programına alınması için çalışmalarımız var. Önümüzdeki hafta proje müellifi Sayın Bakanımıza sunum yapacak. Sayın Valimizle birlikte biz de orada olacağız. Ve o sunumdan sonra inşallah ırmağı Türkiye'ye kazandıracağız. Partenius'u, yani Bartın'ın ismi oradan geliyor. Evet. Bartın ırmağı denizden
şehre kadar 14 kilometre teknelerin yüzebildiği tek doğal ırmak Bartın Irmağı. Ve şehrimize büyük değer kazandıracak turizm anlamında. Bunları takip ediyoruz. Buna benzer birçok projemiz var. Bunlara yenilerini ilave etmek istiyoruz. Ve Bartın önümüzdeki yıllarda Bartın'da yaşayanlar her şeyiyle Bartın'la gurur duysun istiyoruz. Memleketimizde gurur duyalım. Bir yıldız gibi Batı Karadeniz'de parlasın, parlamaya devam etsin. Gerek eğitim alanında. Şu anda devam eden 6 tane okul inşaatımız var. Bir aynı anda. Evet. Şu anda proje safhasında olanlar da var. İhale sürecinde olanlar da var. Geçen yıl 6 okul birden yaptık. Bu okullar da öyle sıradan okullar değil. Yani bir tanesine baktığınız zaman sanki bir 5 yıldızlı otel gibi. Ben şuna şahit oldum. Bir üniversite öğrencisinin keşke meslek yüksekokulu binamız bizim burası olsa dediğine şahit oldum. Onun fakülteleri de öyle oluyor. Yeni kampüs alanında yani bir ilkokul için bunu söyledi bir üniversite öğrencisi. Bir ilkokul binasına bakıp da binasına bakıp da işte keşke bu okul bizim meslek yüksekokulu işte, binamız Atatürk olsa dedi. Okulu, Kaleşah, Amasra'daki, Ulus'taki İmam Hatip Ortaokulu, yine Kozcağız, Kumluca oralardaki İmam Hatip Ortaokulları. Şimdi Kız Meslek Lisesi'nin inşaatına başlayacağız. 24 destekli. Çok devasa bir proje. Onu da Ömer Tepesi'nde yapıyoruz. Yine Anadolu İmam Hatip Lisesi, evet. İşte bu İmam Hatip Ortaokulu'nun ek binası. Çok sayıda eğitim yatırımımız var. Geçen yıl tam 30 trilyon 6 tane okul yaptık. Bir yılda. Bu sene de 6 okul tamamlayacağız. Yine bir 30-40 trilyon harcanmış olacak. Bunun yanı sıra beldelerimizin, belediyelerimizin projeleri var. Bunlara destek veriyoruz. SUKAP projeleri var. İlçe belediyelerimizin üçü de AK Partili belediye. Hem Amasra, hem Kurcaşlı, hem Ulus. Belediye başkanlarımız başarılı. Belde belediye başkanlarımız da hakeza. Bunların dosyaları sürekli bize geliyor. Yani biz seviniyoruz onların proje üretmelerinde. Her bir projelerine destek vermekten, o projelerin ilçelerde, beldelerde hayata geçmesinden mutlu oluyoruz. Evet. İstiyoruz ki köylerde yaşayan, beldelerde ve il merkezimizde yaşayan Bartınlı hemşehrilerimiz yaşadıkları yerlerde mutlu olsunlar, huzurlu olsunlar. Her anlamıyla müreffeh bir hayat sürsünler. Bizim gayemiz bu. Bartın göç veren değil, göç alan bir il olsun. Bu yönde de artık nüfusu azalan değil, artan bir il durumuna geçtik. Şu anda nüfusumuz 190 bin. Aslında Bartın'ın nüfusu 90'lı yılların ortasında 212 bindi. 212 binden göç vererek 164 bine kadar düştü. Ve daha sonra 2002'den itibaren de nüfus artmaya başladı. Ve 190 bine yükseldi. Şimdi 20 bin öğrencilik üniversite. Bunun nüfusa etkisi çok olacak. Yine organize sanayi bölgemizde 30 fabrikamız var. Şimdi 40 fabrikanın daha gelebileceği 1200 dönümlük yeni organize sanayi bölgemizdeki çalışmalar son aşamaya geldi. Oradaki yatırımcılar sırada bekliyor. 40 fabrika geldiğinde nereden baksanız 40 bin nüfus demek. Eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla. 20 bin, 40 bin daha 60 bin. Şu anda zaten 60 bin merkez 120 bin demektir önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde. Dolayısıyla büyüyen bir Bartın, büyüyen Bartın'ın da ihtiyaçlarını daha ileriyi görerek gidermek lazım. Yeni projelerle Bartın'ı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Evet. Bakın sadece Gecen Köyü'ndeki o dereye harcadığımız para şehir merkezinde 12 trilyon. Kavallar Deresi'ne harcadığımız trilyonlar. Esentepe Deresi, yani şehir merkezinde biz o sellerden kurtarmanın gayret içerisindeyiz. 21 tane ayrı noktada şu anda Bartın'da taşkın koruma çalışmalarını tamamladık köylerimizde, beldelerimizde. Şimdi Kumluca Çayı ıslah ediliyor. İhalesi yapıldı. Devam eden 14 tane daha taşkın koruma çalışması var değişik yerlerimizde. Bunlar bir taraftan devam ediyor. Eğitim yatırımları, sağlık yatırımları diğer taraftan. Şimdi beldelerde aile sağlığı merkezlerini bitirdik. Şimdi köylere başladık aile sağlığı merkezi. İşte Kurtköy, Elibaş, Tekgönü,
Buna benzer merkezi köylerimizde kaya dibinde yaptık, tamamladık. Merkezi köylerimizde nüfus fazla olan köylere de aynı beldelerde yaptığımız gibi aile sağlığı merkezleri yapıyoruz. Bu yatırımlar her alanda, işte gençlik spor yatırımları, evet, üniversite yatırımları, tarım destekleri, bunlar devam edecek. Sosyal yardımlar bir taraftan devam edecek. Açık kimse olmasın istiyoruz. Bu anlamda yaklaşık 100 trilyona yakın bir sosyal yardım gerçekleştirdik. Özürlü bakım ücretleri, bunlar AK Parti'den önce yoktu. Evlerinde terk edilmiş, onun bunun sadakasına muhtaç kişileri biz sosyal yardıma kavuşturduk. Yaklaşık 2000 ailemiz evde bakım ücreti alıyor Bartın'da. Önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizim programımızın ilk maddelerinden bir tanesidir AK Parti'nin. Ve bunu da 12 yıldır hayata geçiriyoruz. Bartın'da kamu yatırımları toplamda devam edenle beraber 4 milyar. Bu 12 yıl önce hayal edilebilen bir rakam değildi. 1 milyar liraya ihtiyaç olduğu o dönemde emekli maaşını ödeyebilmek için IMF'den 1 milyar lira isteyen Türkiye bugün sadece Bartın'a 4 milyar lira yatırım yapabiliyor. İşte aradaki fark bu. O nedenle milletimiz hakaret siyasetine, karalama siyasetine şey yapmıyor, fırsat vermiyor, itibar etmiyor. O nedenle ben önümüzdeki süreçte şunu tavsiye ediyorum. Aday olacak kişilere, her partiye. Kırıcı siyasetin hiç kimseye faydası yok. Proje siyaseti yapın. Yaptığınız işleri eleştirebilirsiniz. Şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyebilirsiniz. Vatandaş ondan daha memnun olur. Tamamen proje siyaseti, ne yapmak istiyorsanız onu koyun ortaya. Biz bakın hizmetlerimiz ortada. Ama buna diyoruz ki yenilerini de ilave edeceğiz. Şunları şunları yapacağız. Bartın'ı bu noktaya getireceğiz diyoruz. Siz bu güzel yatırımları karaladığınız zaman, bununla ilgili farklı şeyler söylediğiniz zaman vatandaşımız size itibar etmez. O nedenle onlara tavsiyemiz, eğer biraz fazla oy almak istiyorlarsa karalama değil de yapıcı eleştiri, proje siyaseti ortaya koysunlar. Geçmişte 2011 ya da önceki seçimlerde halktan yedikleri tokadı bir daha yemesinler diyorum. Yani benim tavsiyem o. Evet. Teşekkür ederiz tüm açıklamalarınız için. Gerçekten izleyici sorularımıza da cevap verdiniz ki gecenin bu saatinde bu stüdyolarımızdasınız. Hakikaten hem Ankara'da hem Bartın'da geceli gündüz çalışmalarınızın yanı sıra Bartın'a gelmişken BTV stüdyolarındaki teklifimizi de kabul ederek izleyicilerimize açıklamalarda bulunmanız da bizler açısından çok önemliydi. Bu anlamda da teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok hem size başarılı bir program sürdürüyorsunuz uzun zamandır, hem de televizyonumuzun sahibi Ercan Aydın, Türkan Aydın hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. İyi ki böyle bir televizyona sahip Bartın'ımız. Televizyon sayesinde, uydu yayını sayesinde bütün dünyadan, işte biraz önce mesajlar okudunuz. Belçika'daki hemşerimiz, Fransa'daki hemşerimiz, dünyanın çok değişik noktalarından bizleri takip ediyorlar. Evet. Bartın'ı merak ediyorlar. Memlekette ne olup ne bittiğini merak ediyorlar. Herhalde her akşam haberlerde Bartın'da ne oluyor ne bitiyor diye mutlaka 8'de miydi? 7.30'da. 7'yi aldık. 7'yi aldınız. 7'de ekranlarının başına oturuyorlardır. Tahminim öyle çünkü. Memleketini çok merak ediyorlar. Evet. Artık canlı olarak memleketlerini seyretme fırsatı veriyorsunuz. Bu anlamda BTV'ye, yayında emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Bizler de tekrar teşekkür ediyoruz. Tüm izleyicilerimize de gecenin bu saatine kadar bizlerle birlikte oldukları için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Gündem programı olarak BTV stüdyolarında her dönem olduğu gibi bu dönemde de özellikle seçim atmosferini sizlere an ve an sıcak ve sıcak şekilde paylaşmaya devam ediyor olacağız. Bartın'da neler olup bitiyor, Bartın'da neler yapılıyor, neler yapılamıyor, neler eleştiriliyor, neler takdiri görüyor, bunları stüdyolarımıza davet ettiğimiz konuklarımızla sizlerin ekranlarına, sizlerin evlerine taşımaya devam etmeye devam ediyor olacağız. Dünyanın her neresinde olursanız olun, BTV sayesinde kesinlikle ve kesinlikle Bartın'dan anlayacaksınız değerli izleyenlerimiz. Hemen hatırlatmada bulunalım. Haber bültenlerimiz saat her akşam 19'da ekranlara gelmekte ve tekrarları da 23.30'da
yayınlanmakta. Bartın'la ilgili, Batı Karadeniz bölgesiyle ilgili tüm gelişmeleri anı anına sıcağı sıcağına bulabileceğiniz haber bültenlerimizi de takip ediyorsunuz. Bu anlamda da sizlere sonsuz teşekkürlerimizi tekrar iletiyoruz. Bir başka gündem programında görüşünceye dek hoşçakalın diyoruz.